Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Zeynep ve Sanda, hello. Teşekkür ederim, çok iyiyim. Sizler deyiz inşallah. O günlüğünle Fatih'te geldi. Evet, birazdan yorumları kapatmak zorunda kalacağım belki. Semra çok kibarsın canım benim, sağ olasın. Konya'ya selamlar. Sercan'ım hoş geldin, asker arkadaşım. Eyvallah kardeşim. Enes'cim hoş geldin, senin hoş geldin kardeşim. Sen de hoş geldin. Can. Harun, sen de merhaba. Harun, Harun ben senin profil fotoğrafını daha yeni gördüm. Birazdan inceleyeceğim onu gördüm. Evet, siz de iki varsa arkadaşlar. Yayını kaydetmeyeceğim. Buradan eğer başarabilirsem YouTube'a atacağım. Başaramazsam maalesef gelecek. Zırtı bilgisayardan geliyordur. Ondan dolayı böyle bir adam gelir. Ankara'ya da sonsuz selamlar. Fethiye'den selam Hafize. Memleketim, ben de Fethiye'deyim artık biliyorsunuz arkadaşlar. İstanbul'da yaşıyordum uzunca bir süredir. Bir ani bir kararla Fethiye'ye yerleştik, artık buradayız. Evet, ses düzeldi değil mi arkadaşlar? Ses düzeldi herhalde. Çünkü bilgisayara bağlıydı, düzelttim. TKM, benden de selamlar. Nurefşan, hoş geldin. Hocam bu seni dinledik abi, yazar adammış, bir ara iyi ki varsın. Teşekkür ederim, çok kibarsın. Allah razı olsun. Evet, bir iki dakika daha bekleyeceğim. Ondan sonra yayına başlayacağım. Adana'ya da selamlar. Kayseri, hoş geldin. Rojacığım, hoş geldin sen de. YouTube'a yüklemeye çalışacağım Emine. Umarım başarırım. Başarabilirsem yükleyeceğim, evet. Dalaman'a da selamlar Didem. Günnur, tamam. Yayını dedim ki kaydetmeyeceğim. Eğer başarabilirsem YouTube'a açacağım. Yoksa gidecek yayın dedik ki. İyi akşamlar. Cansu'cum, merhabalar. Cihat, hoş geldin. Merhaba. Eyvallah, Malatya'da selamlar. Balıkesir. Artık şehirler geldi yine. Salih'e, Selim'e çok selam söyle. Onu özlediğimle söyle. Siz de öyle. Şimdi arkadaşlar yayına başlayacağız. Bu sene ben çok fazla canlı yayın yapmadım. Farkındasınızdır. Çünkü artık biraz daha nasıl söyleyeyim. Bir protesto gibi. Kendimce protesto gibi oldu. Çünkü artık piyasa oldukça laşkalaşmaya başlıyor ne yazık ki. Sizlerin duygularla oynayan, sizleri bir maddi kazanç olarak görüp fakat bunun altına İşte milliyetçilik duygularına, dini duyguları atan arkadaşları gördükçe ne yazık ki biraz böyle kendimi geri çekme zorunda hissettim. Kendimi onlardan ayrıştırma zorunda hissettim. Sağ olun benim, inşallah sert olur. Filinke'ye selamlar. Akın'ım hoş geldin. Akın hocam da coğrafyadan canlı yayın yapacak, haberiniz olsun yarın. O yüzden ben biraz böyle kendimi geri çektim bu sene. Hoca Web'den kitaplarımı çıkardım, videolarımı çektim. Bir sene boyunca yapacağım yayınlar da olsa yine burada size şimdi 130 tane soru hazırladım. Bu 130 tane soruyu bilmeniz bence kafi gelecektir. Sınavlara bunların faydası olacak, göreceksiniz. Özellikle sağ olasıncım. Evet, kontenjanda olup ne yazık ki sınav gelecek olanlar var. Siri sürprizi, çok kibar sağ olsun. iTunes, hayırlısı bugüneymiş inşallah. Dediğim gibi bundan dolayı biraz daha böyle kendimi geri çektim ve 130 tane soru hazırladım. Seçim onları hızlı hızlı göreceğiz. Özellikle son 10 soru benim bu sene banko olarak görmüş olduğum sorular. Hani bu 130 tane sorudan 27'si sorulabilir. Biri de sorulabilir. Hiçbiri de sorulamaz çünkü sormayabilir de. Bizler kain değiliz. Bizler sadece çıkmış sınav sorularını analiz ettiğimiz zaman arkadaşlar. Bu tarz bilgilerden soru geleceğine kanaat getirdiğim için böyle bir yol izledim. Umarım sizler için de bir faydam olur. Sizlere bir yararım olur. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı mı? Öyle mi gözüküyor? Mülakata gireceklerini çok kısa bir söyleyeyim. Arkadaşlar. Mülakata girecek olan arkadaşlarımız mutlaka bir evde yani sessiz bir şekilde ders anlatsınlar. Tahtayı kullanmayı öğrensinler. Akıllı tahta nasıl çalışır bunu YouTube'dan açıp izleyin. Akıllı tahtayı kullanmanız, tahtayı kullanmanız, iyi ders anlatmanız bunlar mülakata belirleyici olacak arkadaşlar. Olur mu? Soğuk sağa çok soğuk. Evet, güncelle ilgili birkaç da bilgim olacak. Bu sene de kolay olur. Murat Arzu, şöyle söyleyeyim, artık KPSS'nin formatı oturmuş durumda. Sizlerin denemelerde çözmüş olduğunuz saçma sapan sorular hiçbirisinin sınavda gelmeyeceğini göreceksiniz. 7 tane yorum sorusu gelecek arkadaşlar. Eğer halen zamanım var, ben tüm branşları bitirdim, tarihten eksim var diyor iseniz şunu unutmayın lütfen arkadaşlarım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın lise son sınıflar için hazırlanmış olduğu kazanım testleri var. O kazanım testlerinin TYT olanını çözmenizi sizden tavsiye ederim. Yani bir gün içerisinde sabah başlarsınız, akşama kadar bitirebilirsiniz. Yorum sorularınızı o kitapla güçlendirin lütfen. Tamam. Evet, artık yorumları kapatıyorum arkadaşlar. Yorumları kapatacağım. Yorumlar neden kapanıyordur? Yorumları kapatmayı bir bulsam
şuradan soruları kapatıyorum, yorumları kapatıyorum. Evet, yorumları kapattım. Hepinize iyi dersler. Tam 130 tane soru göreceksiniz. Lütfen özellikle son 10 soruya dikkat edin ve şunu söyleyeyim. Dersimizin bitimine yakın bir süre Mustafa Onur Bozkuş hocam bağlanacak canlı yayına. Kendisi benim bu piyasadaki en sevdiğim arkadaşlarımın başında gelir. Türkçe konusunda da oldukça hakimdir ve çok iyi bir öğretmendir kendisi. O da bağlanacak, kırmayacak bizi ve Türkçeden beklemiş olduğu sorular hakkında bize bir 5-10 dakikalık bir lif verecek. Onu da mutlaka izleyin. Lütfen ama lütfen bu yayını kaçırmayın arkadaşlar. Olur mu? Hani böyle bir şey oldu, başka yayına geçeceğim. Siz kaybedersiniz. Benden söylemesi, siz anladınız beni. O zaman hepinize iyi dersler. Görüşmek üzere birazdan. Evet, şimdi ekranımı getirdim, netleştireceğim sizler için. Şimdi biraz daha büyüteceğim görevimin arkadaşlarını ve hepsini teker teker sizlere ne bilmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlarım bakın, İslamiyet öncesi Türk devletiyle ilgili bir tane soru geliyor ve ben onunla ilgili beklemiş olduğum soruyu sonlara doğru ekledim. Burada da elbette sorular var ama özellikle şu soru gelir diye düşünmüş olduğum bir tane soru var. Ben bir analiz yaptım, analiz üzerine bu yayını yapıyorum zaten. Bundan dolayı iyi dinleyin lütfen. Evet, ilk sorumuz Büyük Selçuk Devleti ile ilgili. Örfü ve şer'i hukukun en üst basamaklarında hangi görevler yer alır? Büyük Selçuklu Devleti'nde şer'i ve örfü hukukta yer alan kişiler bugüne kadar KPSS sınavına tam 3 kere sorulmuş arkadaşlarım. Her 6 yılda bir sorulan bu sınav sorusunun bu sene yıl dönümü. O yüzden buna dikkat edin. Selçuklu Devleti'nde örfü hukukun başında Emir-i Dat var arkadaşlarım. Şer'i hukukun başında ise Kadülkudat var. Tamam. Emir-i Dat ve Kadülkudat. Emir-i Dat örfü hukukta yer alacaktır. Kadülkudat ise şer'i hukukta yer alan görevdir. İkinci sorumuz Dede Korkut hikayeleriyle ilgili. Dede Korkut hikayelerini kaleme alıp ilk kez aynı zamanda ilk kez Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çeviren devlet hangisidir? Şimdi özellikle Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çeviren devleti bu sene bazı kaynaklarda farklı farklı devletleri vermişler. Arkadaşlarım hala Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu seneki kitabında bu sorunun çok benzeri vardır. Dede Korkut'u kaleme alıp Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çeviren devletimiz Akkoyunlar Devleti'dir. Bunu bileceksiniz. Şu bilgiyi vereyim. Akkoyunlar Devleti'nin devamı hangi devlettir? Bak unutma. Akkoyunlar Devleti'nin devamı hangi devlettir diye sorulur ise Akkoyunların devamı Uzun Hasan'ın yeğeninin kurmuş olduğu, Şah İsmail'in kurmuş olduğu Safeviler Devleti'dir. Bunu da bileyim. Kıpçakların hazırladığı Türk tarihinin ilk sözlüğü hangisidir? Bakın Kıpçaklar bir sözlük hazırlıyor. Şu an İtalya'da bulunan Codex Comenicus sözlüğüdür. Bu da yine genellikle Divan Lügat Türk sorulur ama bu sene farklı bir sözlük sorulursa Codex Comenicus olur. Bunu unutmayın lütfen. Diğer bir soru yine İslam öncesiyle ilgili. Hatun'un görevleri nedir? Hatun Hakan'ın eşidir ve bu Hakan eşi olan Hatun'a Katun da derler. Yani baş harfini K olarak da yazabilirler. Elçi kabul edebilir, kendi mührü vardır, kendi çadırı vardır, kendi obası vardır. Hakan olmadığı zaman kurultay yönetir. Tamam bakın, elçi kabul ediyor, kendi mührü olmasını unutmayın. Bu çoğu kişinin bilmediği bir şeydir ama kendine ait bir mührü var. Bakın bu hani öncüllü bir soru olarak gelse eleyebileceğim bir şeydir ama gördüğünüz gibi kendine ait mührü var. Kendine ait çadırı da vardır Hatun'un. Beşinci soruda ise Gulam ve Hasta Ordusu. Geçen sene buna benzer bir soru geldi arkadaşlar. Üniversite sınavına geldi. İşte bu Gulam ordusunun Osmanlı Devleti'ndeki karşılığı nedir diye sorunun cevabı Kapıkulu Ordusu'ydu. Bu sefer şöyle gelebilir. Gulam ve Hasta Ordusu'nun aldığı maaşa ne isim verilir? Gulam ve Hasta Ordusu'nun almış olduğu maaş arkadaşlar Bistegani ya da Biştegani adı verilir. Bu da Osmanlı Devleti'nde Yeniçerilerin almış olduğu Ulufe maaşının Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu'daki azıdır. Ve yine unutmayın Gulam ordusu ilk kez Karahanlılar zamanında vardır. Bazı arkadaşlarımız ısrarla bunun Gazneli olduğunu söyler. Yanlıştır. Gulam ordusu ilk kez Karahanlılar zamanında vardır. Bunu da bilin. Bir uygarlığın ya da bir yerleşim yerine tarım yapıldığının kesin kanıtları nelerdir? Tarımın kesin kanıtları bugüne kadar ÖSYM'nin yapmış olduğu üniversite sınavlarında en çok sorulan sorudur arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Tarımın kanıtları nedir sorusu ÖSYM'nin üniversite sınavında en çok sormuş olduğu sorudur. Bir yerde tarım yapıldığının kesin kanıtları şunlardır. Eğer tarım aleti varsa bir yerde, işte ne oraktır, sabandır gibi. Eğer sulama kanalı varsa bir yerde. Şimdi bunda hocam TÖTÖ kanalı var falan filan girmeyin bu işlere arkadaşlarım girmeyin. Sulama kanalı varsa tarımın kanıtıdır. Eğer bir yerde tohum varsa mesela diyor tohum saklama kapları, tohum biriktirme odaları falan. Eğer tohum kelimesi geçiyorsa kesin tarım yapmışlardır. Ve değirmen olacak arkadaşlar. Ama su değirmeni, yel değirmeni gibi. Ben taşıyamayacağım bir değirmen olacak. El değirmeni dese olmaz. Çünkü el değirmeni böyle hani bir yuvarlak taş vardır. Alırsın çevirirsin var ya ondan bahsediyor. Onu taşıyabileceğin için tarımın kanıtı değildir. O zaman tarım aletleri, orak saban gibi, sulama kanalı ve tohum. Ya da tohumun içerisine geçen bir cümle. Bunlar da tarımın kanıtlarıdır.
7. sureye geldiğimiz zaman ise arkadaşlar, Cumhurbaşkanı bu sene özellikle bu Harezmşahlardan çok bahsetti. Harezmşahların döneminde yazan kitaplardan bahsetti. Harezmi'den çok bahsetti. Bilelim lütfen, Moğolların Harezmşah ülkesine yaptığı katliam. Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın Harezmşah ülkesine yapmış olduğu ve sayıya dikkat edin lütfen, 2 saatte 1,5 milyon insanı öldürmüş olduğu olay Oturar faciasıdır. Çoğunuz da bunu biliyorsunuz. Halifeyi koruyan Türk devletleri hangisidir? Yine burada da özellikle ama özellikle arkadaşlar sizi düşürecek bir sorudur. Halifeyi koruyan Türk devletleri Gazneliler'dir, Büyük Selçuklulardır, Memlükler'dir. Hocam Osmanlı'da yok mu? Osmanlı yok kardeşim. Osmanlı devleti halifeyi korumuyor. Aksine halifeyi ortadan kaldırıp halifelik makamını kendi üstüne almıştır. Tamam mı? Osmanlı halifeliği korumamıştır. Osmanlı halifeyi korumuştur diye bir cümle varsa yanlıştır. Ya da halifeliği koruyan Türk devletleri hangileridir derse, öncülde olarak gördüğünüz gibi Osmanlı yok. Osmanlı halifeyi korumuyor. Halifelik makamını ortadan, yani halifeyi ortadan kaldırıp makamı kendi almıştır. Evet, 9. soruya dikkat edin. Benim bu sene özellikle banko dediğim soru, yani içime doğan sorulardan biri demek daha doğru olur. Sebük Tekin bu Gazneli Devleti'nin kurucusu arkadaşlar. Alp Tekin'den sonra yerine geçen Tebük Tekin Gazneli'leri kuruyor. Ve oğlu Gazneli Mahmud'un nasıl iyi bir hükümdar olunması gerektiğini anlatan bir kitap yazıyor. Ve Sebük Tekin'in oğlu Gazneli Mahmud'a iyi hükümdarlığın sırlarını anlattığı kitap Pentname'dir. Pent kelimesi Farsça'da arkadaşlar öğüt demektir. Öğüt. Name de kitap demek olduğu için öğüt kitabıdır. Sebük Tekin tarafından Gazneli Mahmud'a iyi hükümdarlığın sırlarını anlatılmış kitaptır. Yine Gazneli Mahmud'un dönemiyle ilgili bir soru. Gazneli Mahmud'un Hindistan'a gitmiş olduğu seferlerde yanında bir tarihçi var. Tarihçinin adı Utbi arkadaşlar. Ve Utbi Gazneli Mahmud'un yapmış olduğu bu 17 seferi görüp bu dönemi Tarih-i Yemin isimli kitabında anlatır. Oradan şöyle sorulur bize: Gazneli Mahmud'un Hint seferlerine katılan ve bu dönemde görmüş olduklarını anlatan yazar ne, kimdir? Utbi. Kitabı nedir? Tarih-i Yemin. Bunu da bileceğiz. Utbi ve Tarih-i Yemin önemli. Çünkü bunun benzeri olarak Gazneli Mahmud'un bu seferlerine katılan Biruni'yi sormuşlardı. Bu sene Utbi'ye dikkat edin lütfen. Tarih-i Yemin isimli kitabı yazdı. Gaznelilerle ilgili Pentname de önemlidir. Ve şunu da söyleyeyim. Bakın bu cümleyi mutlaka bir yere not edin. Bir yere not edin. O da Mavereun Nehir görüşmesidir. Tamam, bakın Mavereun Nehir görüşmesini ben şuraya ekleyeceğim. Mavereun Nehir görüşmesi. Bu nedir peki? Onu da söyleyeyim. Yani kimler arasında olduğu nedir tarzı sorulursa önemlidir. Bakın Mavereun Nehir görüşmesi Karahanlılar ile Gazneliler arasında yapılmıştır. Karahanlılarla Gazneliler arasında yapılan bu görüşme Büyük Selçuklu Devleti'ne karşı yapılmıştır. Tekrar ediyorum. Mavereun Nehir görüşmesi nedir? Gaznelilerle Karahanlıların birleşip Büyük Selçuklu'ya karşı yapmış olduğu görüşmedir. Bu görüşme sonrasında ise Karahanlılarla Gazneliler anlaşır ve Gazneli hükümdarı Gazneli Mahmud, Büyük Selçuklu hükümdarı Arslan Yabgu'yu Kalincar Kalesi'ne hapsedip orada öldürür. O yüzden Mavereun Nehir görüşmesi önemlidir. Kimler arasında olduğu? Karahanlılarla Gazneliler. Kime karşı olduğu? Büyük Selçuklulara karşı. Sonucu ne oldu? Gazneli Mahmud Arslan Yabgu'yu Kalincar Kalesi'nde hapsedip öldürmüştür. 11. Bu soru da yine benim özellikle güvendiğim sorulardan bir tanesidir bu sene. Osmanlı Devleti'ne yer alan ve sadece ama sadece görevi peygamber soyundan gelenlerin kaydını tutmak olan görevli kimdir? Nakibül Eşraf arkadaşlar. Nakibül, içinde eşraf kelimesi geçtiği için böyle sizi yanıltmasın, yani esnaf tarzı olmasın. Eşrafı, yani soyu araştırıyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ne padişah soyunu araştıran kişi Nakibül Eşraf'tır. Osmanlı'da posta, bakın özellikle iki tane burada kavram var. Birbiriyle çok karıştırılır. Bir tanesi kervanların gitmiş olduğu yollarda haberleşmeye, istihbaratı sağlayan menzildir. Hatta şu an Adıyaman'da menzil tarikatı var ya, onlar işte biz bu yol üzerinde kurduk. Evet, buradayız tekrardan. Bir yayın gitti geldi. Evet, bunları bildik. Şimdi soru geldi 14'e. Osmanlı Devleti'nde bakın. Reis-ül-Kütab'ın görevleri soruldu. Nişancının görevleri soruldu. Defterdar'ın görevleri soruldu. Vezir'in görevleri soruldu. Ama halen sorulmayan bir görevli var ki Sadrazam arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde henüz Sadrazam'ın görevleri nedir diye bir soru gelmedi. Bilelim lütfen bakın. Sadrazam bir padişah olmadığı zaman Serdar-ı Ekrem olur. Yani orduyu yöneten komutan olur.
Divana başkanlık eder 2. Mehmet'ten, Fatih'ten sonra. Önemli memurların atamasını yapar ve İstanbul'un valisidir. Bu da sorulabilir. İstanbul valisi kimdir? Sadrazam. Aynı zamanda buyuruldu diye bir emir yayınlıyor arkadaşlar. Buyuruldu, padişahın yayınlamış olduğu emirlere biz ferman diyoruz ya. Sadrazamın yayınlamış olduğu emre ise buyuruldu diyoruz. O yüzden sadrazamın görevleri önemlidir. Henüz sorulmadı bu görevler. Bakın, bütün görevler soruldu. Hangi sınıftadır? Seyfiye, kalemi, ilmiye soruları soruldu. Sadrazam Seyfiye sınıfındadır ve görevleri ordu yönetir. Divana başkanlık yapar Fatih'ten sonra. Önemli memurları atar ve İstanbul valisidir. Buyuruldu adıyla da yazılı emirler yayınlıyor. 15'in soruya baktığımız zaman ise Osmanlı Devleti'nde merkeze uzak olan topraklarda, bakın merkeze uzak olacak. Yani Mısır'dır, işte atıyorum Trablusgarp'tır, Yemen'dir, oralara bakacaksın. Vergi toplama hakkının en fazla maksimum 3 yıl süre için peşin para karşılığında kiraya verilmesi sistemi iltizamdır. Yani çok uzakta bir yer düşünün, orası tımara elverişli değil. O yüzden orada vergiyle uğraşmıyor padişah. Oradan adamları çağırıyor, bunları açık artırma yapıyor. Ve 3 yıl benden buranın vergi toplama hakkını kim istiyor kardeşim diyor. Bunlar da açık artırmada en yüksek parayı veren kişi bunu alıyor. Bunun da adı iltizam sistemidir. 16. soru. İltizam sistemini alan kişiye ne ad verir? Yani 3 yıl boyunca o bölgenin idarecisi olacak olan kişiye, 3 yıl boyunca oranın vergisini toplayacak olan kişiye ise mültezim adı verir. Peki bu iltizam sistemini 3 yıl değil de, bakın 3 yıl değil de bunu ömür boyu versek ne olur? Bu sistemin adı değişir. Eğer bu iltizamı 3 yıl vergi toplama hakkını ömür boyu sen orada vergi topla diye birine verirsen, yani kira satarsan bunu ömür boyu, adı malikane sistemi olur. Peki hocam 3 yıl boyunca verdiğin iltizam oldu. İltizamı alan kişi mültezimdir. Tamam. Ömür boyu verdiğinde malikane olunca malikane sisteminin sahibi kim oluyor? Ayan arkadaşlar. Hani köy ağları var ya, bu şekilde oluşmuştur. Diğer soru, bakın geçen sene de buradan soru geleceğini söyledim, affedersiniz, ve geldi. Geldi, 19 soru geldi. Osmanlı Devleti'nde merkez ordusu olarak adlandıran kapı kulu ocağı hangi askeri birlikler bulunur diyor. Bakın kapı kulu dediğinin sebebi şudur. Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'dur. Ve İstanbul'un çevresi surlarla kaplıdır. O surlardan içeri kapılardan girersin. Kum kapı, yeni kapı, Edirne kapı, işte Mevlana kapı, Çatladı kapı gibi kapılar vardır. O kapılardan giriyorsun ya. O yüzden İstanbul'un güvenliğini korumak isteyen askerler kapıları korumakta zorunludurlar. Bundan dolayı kapıyı koruyan askerlere kapının kulu derler. Bundan dolayı tekrar ediyorum, İstanbul'da merkezde, İstanbul'un içerisindeki askerlerin hepsine kapı kulu diyoruz biz. Ve kapı kulu askerlerini şöyle hatırlıyorsun. Hatice böyle seve seve savaşır. Hatice böyle seve seve savaşır. Bunu kodluyorsun. Hatice'nin haşı humbaracılardır. Hatice'nin T'si topçulardır. Hatice'nin C'si cebecilerdir. Bakın Hatice, tamam. B'si bostancılardır. Y'si Yeniçerilerdir. Ve L'si Lağımcılar. Ne oldu? Böyle oldu. Bakın B, Y ile böyle oldu. Sonra seve seve savaşır. Sağ sol garip, sağ sol ulufeci, sipahi ve silahlar. Demek ki bunların hepsi aynı özelliğe sahiptir. Sen şimdi Yeniçerilerin özelliklerini ezberliyorsun ya. Nedir? Devşirmedir, İstanbul'da yaşar, 3 ayda bir maaş alır, padişah değişikliğine bahşiş alır. Değil mi? Bunlar evlenemiyorlar 40 yaşına kadar. O zaman bunların hepsinin özelliği aynı arkadaşım. Hepsinin özelliği aynı. Humbara diyor, patlayıcılarla uğraşıyor. Bu toplarla uğraşıyor. Bu silah tamirini yapıyor cebeci. Padişahın bahçesiyle ilgileniyor bostancı. Yeniçeri de savaşan askerdir. Bunlar savaşmıyorlar. Bu adam el bombası yapıyor. Bu topla ilgileniyor. İşte garipler hazineyi koruyorlar. Bu bayrağı koruyor, sancağı koruyor. Bunlar da padişahın yakın korumalarıdır. Bunlar içerisinde savaşa giden Yeniçeriler olduğu için biz daha çok Yeniçerileri biliyoruz arkadaşlar. S ile başlayanlar sağ sol garip, sağ sol ulufeci, sipahi silahlar. Bunlar ata biniyorlar. Bunlar atlıdırlar, alttaki 3 tane. Üsttekiler ise yayadırlar. Bunlar sipahidir, bunlar yaya askerlerdir. O da bir bilgi olsun yalnız. Osmanlı Devleti'nde ilk Yeniçeri isyanı hangisidir? Kolay ama her sene buna benzer işte Çinpe Kalesi falan filan tarzı sorulardan gelebilir. İlk Yeniçeri isyanı Osmanlı Devleti'nde 2. Mehmet Fatih baştayken başlayan. Ancak babası 2. Murat'ın bastırmış olduğu Buçuktepe isyanıdır. Osmanlı Devleti'nin geliri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan toprağımız ocaklıktır. Bunlar senin ocağını, evini, ocağını koruyorlar arkadaşlar. Evini, ocağını koruduğu için bunlara ocaklık veriyorsun. Senin çünkü kaleni koruyorlar. Senin tersaneni koruyorlar. Bunlara da ne yapıyorsun? Ocaklık veriyorsun.
Sosyal devlet anlayışı gereği olarak yoksullara yemek ve kıyafet yardımı yapan kurum imarethanedir. Bunu zaten ezbere biliyorsun artık. İmarethane yoksullara yemek dağıtan, kıyafet dağıtan kurumdur. Günümüz Kızılay'ına benzer, yani asıl anlamda budur. Osmanlı Devleti'ne geliri tamamen hayır kurumlarına bırakılan toprak da vakıf topraktır. Vakıf toprak, verilen gelir hiçbir şekilde bir yere aktarılmaz. Cami gideri, hastane gideri, işte imarethanenin gideri, taphane dediğimiz misafirhanenin gibi giderleri bu vakıflardan gelen gelirle karşılanır. El-Fatih olarak bilinen padişahımız kimdir? Daha önce avcı lakabıyla bilinen padişahımız soruldu. Avcı lakabıyla bilinen padişah soruluyorsa El-Fatih olarak bilinen padişahımız da sorulur. 3. Mehmet'tir. 25. soruda şudur. Mecelle ve kanun esası hazırlayan kişiler. Mecelle dediğimiz zaman arkadaşlar aklınıza ilk İslami medeni kanun gelmesi lazım. İslami medeni kanunu hazırlayan kişi Ahmet Cevdet Paşa'dır. Kendisi de 50 TL'nin üstünde resmi olan Fatma Ali'nin babasıdır. Kanun esası ise Türk tarihinin ilk anayasası olan 1876 anayasasıdır. Ve bu anayasayı Belçika ve Prusya'yı örnek alarak hazırlayan kişi ise aynı zamanda Ziraat Bankası'nın da kurucusu olan Mithat Paşa'mızdır. Soru 26. Avusturya'ya karşı kazanmış olduğumuz bir siyasi üstünlüğümüz var. Şu Melih Demiral gol attı ya Avusturya, ondan dolayı çok popüler oldu bu anlaşma. Hani Kanuni zamanında 1533'te imzalamıştık. Osmanlı'nın sadrazamı Avusturya'nın kralına denk sayılacak diye anlaşma vardı ya, 1533 İstanbul. O anlaşmanın son bulduğu anlaşma Zitvatoluk Anlaşması'dır, 1606. Bu anlaşmayla arkadaşlar Osmanlı kralı Avusturya'nın arşilükün ya da krala denk sayılmış. Yani eşitlik sağlandı burada. Osmanlı savaş tazminatı verdiği ilk ülke ve anlaşma. Osmanlı Devleti ilk kez savaş tazminatını 1. Abdülhamit başlarken Küçük Kaynarca anlaşmasıyla Rusya'ya vermiş. Bakın 1. Abdülhamit başlarken Rusya'ya vermiştir. Kırım'ın elden çıkmasının sırası. Kırım'ın kaybettiğimiz sırası, bakın kaybettiğinin kayı var. Bunu artık ezberlemişsinizdir. Kaybettiğinin kayı. K-A-Y. Küçük Kaynarca anlaşmasıyla Kırım önce bağımsız oldu. Aynı Kavak Tenkitnamesi ile bağımsızlığını geri aldık. Osmanlı ve Rusya'ya bağlı özerk oldu. Yaş Anlaşması da Rusya'ya bağlandı. Nedik? Bağımsız oldu, özerk oldu, Rusya'ya bağlandı. Biz bu 3 aşamayla Kırım'ı kaybettik ne yazık ki. Ve kaybettiğimiz ilk Müslüman Türk coğrafyası da Kırım'dır Osmanlı Devleti olarak. Geldik 29. soruya. Osmanlı Devleti'nde vakıfların başında bulunan ve vakıfları denetleyen kişiler kimlerdir? Osmanlı Devleti'nde vakıf dediğimiz hayır kurumlarına yüklü miktarda da para gelirdi. Ve o paranın kaybolmaması için, saçma sapan yerlere gitmemesi için ve bu vakıf kurumlarındaki paraların haksız kullanılmaması için mütevelli heyetleri ve kadılar bu işin başına durdu. Mütevelli heyetleri vakıfları yönetir, kadılar da denetlerdi arkadaşlar. Yani mütevelli heyeti ve kadılar ikisi vakıfın temel taşlarıdır. Yine Osmanlı Devleti'nde 2 sene önce Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Yanında bir genç oturuyordu. İşte kaç çocuğum var dedi. Cumhurbaşkanı ben daha bekarım dedi. Bekar mısın dedi. O döndü işte Fahrettin Altun'a dedi ki Fahrettin dedi o zaman bekarlardan da vergi mi alsak dedi ve güldük. Yani yarın öbürsü gün alınabilir. Osmanlı Devleti'nde de vergi alınıyordu bekarlardan, adı mücerretti arkadaşlar. Evlenme çağına gelmişsin ama halen bekarsın. O zaman mücerreti ödemek zorundasın. 31. soruya bakalım. Sahn-ı Seman Medresesi Osmanlı Devleti'ne Fatih zamanında açılan İstanbul'un en önemli medresesidir. Ve burada Ali Kuşçu gibi önemli bir bilim adamı da rektörlük yapmıştır. Bu Sahn-ı Seman Medresesi'ni kazanan öğrenci bir yıl hazırlık okurdu. Ve okumuş olduğu hazırlık sınıfına ise Tetinme Medresesi adı verilir. Tetinme Osmanlı Devleti'nin Sahn-ı Seman Medresesi'nin 6 olan hazırlık sınıfıdır. Önce tetinmeyi okuyorsun, buradaki sınavı geçiyorsun. Geçersen o zaman Sahn-ı Seman'a gidebiliyorsun. 32. İlk olarak Anadolu Selçuk Devleti'nde görülen sekizgen, beşgen, yıldız gibi geometrik şekillerle kesilmiş küçük ahşap parçaların çivi ve tutkal yardımı olmaksızın yalnızca birbirlerine geçilmesiyle düz yüzeylerde elde etmeyi amaçlayan sanatlar nedir? Bu da TRT1'in bu sene özellikle yayınlamış olduğu ve Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanması istenen eski bir Türk sanatının örneğidir arkadaşlar. Tamam mı? Anadolu Selçuk Devleti zamanında özellikle görülüyor. Ahşapların çivi ve tutkal yardımı olmaksızın birbirine geçirilme sanatına kündekar adı verilir. Camilerde çok fazla kullanılan bir sanattır bilelim arkadaşlar. Çivi ve tutkal yok. Ahşaplar birbirine geçirilerek tutturulup şekiller oluşturulur. Kündekar.
Neo klasizm akımının temsilcisi olun. Yani neo yeni ve klasik akımı birleştiriyorsun ikisini. Eski ve yeniyi birleştiriyorsun. Bu akımın temsilcisi olup 20. yüzyılın en büyük mimarları arasındadır. Ve 20 TL üzerinde resmi olan Gazi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin rektörlük binalarını yapan kişi kimdir? 20 TL varsa cebinize bakarsınız. Daha sonra Mimar Kemalettin'dir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin en önemli son dönem mimarıdır. Osmanlı Devleti'ne çıkan ilk mizah dergisi. Eskiden bu tarz soruları KPSS çok soruyordu. İlk dergi, ilk kitap artık sormuyor. Ama Diyojen kalsın kenarda. İlk mizah dergisi Diyojen'dir. Bu da istibdat döneminde yasaklanmıştır aynı zamanda. Orhan Gazi için Türk Hakanlarının ulusu. Orhan Gazi yedirmeyi, içirmeyi çok severmiş arkadaşlar. Biri geldiği zaman hemen kuzuları keser, işte ortaya içecekleri falan koyup çok güzel ağırlanmış. Ve bir gün İbni Batuta geliyor, bu Orhan Gazi'ye diyor ben bir gezginim, faslıyım, ben bir seyyahım, ben bir kitap yazıyorum diyor. Orhan Baba da bunu yediriyor, içiriyor. Bu da giderken diyor sen Türk Hakanlarının ulusun diyor. Ve Orhan Gazi'ye bu lakabı veren kişi bu faslı gezgin seyyah İbni Batuta'dır. Hatta bu adamın işte Karabük, Safranbolu'da, Kastamonu'da yine gezip görmüş olduğu yerlerde isimlerinin kullanılmış olduğu yerler vardır. Fatih döneminde Sağın Sevan Medresesi rektörlüğü yapıyor. İstanbul'un enlem ve boylamını ölçüyor. Başlangıç Meridyen'in Ayasofya'dan geçtiğini buluyor. Bu kimdir? Ali Kuşçu arkadaşlar. Ali Kuşçu ismini artık ezberlemişsinizdir. Çok değerli bir bilim adamıdır. Ali Kuşçu'nun o dönemde bilmiş olduğu matematik. Şu an lisede okuyan bir çocuğun bildiği matematik de eşdeğerdir. Ama o dönemin şartlarına göre müthiş bir bilim adamıydı. Ve Ali Kuşçu Sağın Seman'da rektörlük yapmıştır. Diğer soru. Osmanlı'da modern tıbbın kurucular arasında yer alan, Mürecepname ve Cerrahname isimli kitaplarını yazan ve ilk cerrah, bakın cerrah kısmı önemli burada. Yani ameliyat yapan birisi bu. Yani insanın karnını açıyor, organlarına bakıp ameliyat yapıyor. Bu kişi Sabuncuoğlu Şerafettin'dir. Fatih zamanında yaşayan Sabuncuoğlu Şerafettin oldukça önemli bir tıp bilgindir, tıp adamıdır kendisi, bir doktordur. Hint deniz seferlerine katılan ve aldığı mağlubiyet sonrası dönüş sırasında Miratül Memalik isimli kitabı yazan kişi çok soruldu Seyidi Ali Reis. Ben de yine yazdım bunu çünkü ısrarla sorulan bir şahsiyettir. Hint deniz seferine katılıyor Kanuni zamanında. Gemisi batıyor ve 8,5 sene boyunca Hindistan'dan İstanbul'a yürüyor. Ve İstanbul'a yapmış olduğu yürüyüşü Kanuni'ye Miratül Memalik yani memleketlerin aynası isimli kitabıyla sunuyor. İşte hangi bitkiler var, hangi hayvanlar var, o bölgede insanlar ne yer, ne içer, ne yaşar bunları Miratül Memalik isimli kitapla Kanuni'ye sunmuştur. Şehit cenazelerinde çalınan, bakın bu da yıllardır, hadi 3 yıldır gelsin diye bekliyorum, daha gelmedi. İnşallah bu senenin bunun sorunun senesi olur. Segah tekbiri nedir? Şehit cenazelerinde çalınan işte Allahümme salli ala var ya, onun bestesi olan kişi Buğrizade Mustafa Efendi'dir. 100 TL üzerinde resmi vardır ve bu daha çok lakabıyla bilinir, yiğit namıyla bilinir derler ya. Lakabı da Itri'dir, Itri olarak bilinir. Segah tekbirinin bestesi olan Buğrizade Mustafa Efendi. Osmanlı Devleti'nde ilk kez gökyüzünü araştıran, ilk gök bilimini, astronomiyi başlatan, ilk rasathaneyi açan kişi Takvuddin Mehmet'tir arkadaşlar. Takvuddin Mehmet Galata Kulesi'nden gökyüzünü incelerken Şeyhülislam'ın çıkarmış olduğu bir fetvayla gökyüzünde sürekli meleklerin eteklerinin altına bakıyorsun diyerek sürgüne gönderildi kendisi. Ne yazık ki böyle bir sonu vardır. Yaptığı natürmort yani cansız şekiller, daha çok meyve şekilleriyle bilinen ve Osmanlı Devleti'ne ilk resim sergisini açan, bu önemli bakın, bir sergi açıyor kendisi, o kalıpların dışına çıkıyor. Kimdir? Şeker Ahmet Paşa'dır kendisi arkadaşlar, bunu da bilelim lütfen, önemli bir şahsiyettir. Mustafa Kemal Paşa, bak bu soruya çok dikkat edin, çok can yakar. Balkan Savaşları sırasında, bak Balkan Savaşları'ndan bahsediyorum. Hangi görevdeydi? Hangi rütbedeydi? Bu önemli arkadaşlarım. Çünkü Mustafa Kemal'in rütbeleri, görevleri çok sık sorulur. Balkan Savaşları sırasında Mustafa Kemal'in görevi Akdeniz Boğazı Birleşik Kuvvetler Hareket Şube Müdürlüğü'dür. Çok uzun bir adı var biliyorum. Ama şunu bil, Boğaz kelimesi geçiyorsa Balkan Savaşları'nda Akdeniz Boğazı Birleşik Kuvvetler Hareket Şubesi Müdürü diyorsa Mustafa Kemal Paşa'nın Balkan Savaşları'ndaki görevi budur arkadaşlarım. Balkan Savaşları sonrası başlayan ve Batı Trakya Türkleri sorununun içerisinde yer alan ve o bölgede yaşayan insanların haklarını koruyan önemli şahsiyet kimdir? Eğer Batı Trakya diyorsa ve bize bir isim soruyorsa rahmetli
Doktor Sadık Ahmet'tir. Şu an ders dinleyen işte Boşten kökenli, Arnavut kökenli gibi arkadaşlarımız varsa Bulgar kökenli ailelerini sorsun, anne babaları Doktor Sadık Ahmet çok iyi tanır. Onlar için bir kahramandır kendisi. Batı Trakya Türklerinin koruyucusu olan, yani onların savunucusu olan kişi Allah rahmet etsin Doktor Sadık Ahmet'tir arkadaşlarım. İzmir'in işgali üzerine rapor hazırlıyor. Bak adamın tüm özelliklerini yazdım. Hem bir rapor hazırlıyor bakın. Milli Kongre Cemiyeti'ni kuruyor. İkinci özelliği bir cemiyet kuruyor. Kuvay Milliye tabirinden ilk kez bahsediyor. Aynı zamanda Mustafa Kemal'in göz doktorudur. Kimdir bu? Doktor Esat Şek. Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'nda sağ gözünü %90 oranında kaybeder. Ve Doktor Esat Şek'in yapmış olduğu çabalar sonrasında Paşa'nın gözü %50 oranına kadar düzelir. O yüzden sen bana ışık oldun der Esat Paşa'ya ve Esat da bu soy ismi ışık olarak kendisine alıyor arkadaşlar. Ve 45. soru, özellikle ben bu pandemi sürecinde pandemiyle ilgili soru olarak gelir diye bekledim. Ama biliyorsunuz ki bizde sorular 2 sene gecikmeli gelir. Önemli o yüzden. Şimdi çiçek aşısı sırasında çocuk felci yaşanıyor işte. Çocuk felci demek çiçek aşısı. Avrupa kırılıyor bu hastalıktan. Osmanlı kırılıyor bu hastalıktan. İranlılar bu aşıyı buluyor. Ve İran'dan bu aşı Osmanlı'ya geliyor. O sırada İstanbul'da bir elçi olan bir adamın karısı olan Lady Mary Montagu'nun 2 tane de oğlu hastalanıyor. Ve Lady Mary Montagu kocasının hayır demesine rağmen ısrarlı bir şekilde o aşıyı bulur ve 2 tane çocuğuna gizlen yaptırır. Ve 2 çocuğu da iyileşir. Ve akabinde bu çiçek aşısını alıp Avrupa'ya taşıyıp Avrupa'da da bu çiçek aşılı hastalığını ortadan kaldırmayı sağlayan kişi. Yani çiçek aşısını Avrupa'ya taşıyan kişi Lady Mary Montagu'dur arkadaşlar, bilelim. Ben daha önce bu yayınlarda Pierre Lotus sorusunu da bilmiştim. O yüzden bunu da bilin lütfen. Günümüz Orta Doğu sorunu baştan gizli anlaşma. Orta Doğu biliyorsunuz yanan bir volkan halinde halen işte Irak, Suriye'si, İran'ı falan çalkalanıyor. Ve bu sorun özellikle İngiltere, Fransa, Rusya, Amerika gibi büyük ülkeler tarafından paylaşılamamasından dolayı kaynaklanır. Ve bu günümüz Orta Doğu sorunu baştan gizli anlaşma, Sykes-Picot gizli anlaşması arkadaşlarım. Halen de devam eden bu sorunların sebebi olur. Hatta Putin bundan bir 4-5 sene önce biz Sykes-Picot'taki haklarımızı almak istiyoruz diye bir cümle kullanmıştır. Bilelim. Birinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği sırada Arapları Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtan ünlü İngiliz ajan, Arabistanlı Lawrence olarak bilinen İngiliz ajan Lawrence'tır. Arabistanlı demelerinin sebebi ise Arapçayı çok iyi konuştuğu için bir Arap'tan ayrılamamasıdır. Müthiş bir Arapçası vardı kendisinin. Lawrence tek başına Osmanlı Devleti'ni yıkan kişidir desek de doğrudur. Yunanların İzmir'in işgaline dayanak olarak kullandıkları belgeler hangileridir? Yunanlar İzmir'in işgali sırasında biz şundan dolayı İzmir'i işgal ettik, biz haklıyız dedikleri şey. Mondros'un 7. maddesi ve Wilson ilkelerinin self determinasyon maddesidir. Wilson da diyor ya, İtilaf devletleri güvenliklerin tehlike altında gördüğü yerleri işgal eder diyor. Güvenliğim tehlike altında diyor. Ve Wilson da diyor ki self determination, yani hangi bölgede hangi azınlık fazlaysa o yönetsin. Rumlar diyor ki biz orada fazlayız ve bizim güvenliğimiz tehlike altında. Mondros ve Wilson'un bahane ederek İzmir'i işgal etmiştir. Güzel bir öncülü soru olur, haberiniz olsun. Maraş'ın işgali sırasında kalesinde Fransız bayrağı asılı olan bir yere namaz kılınamaz diyerek bölge halkını dirençe sevk eden Kuvay Milliye kahramanı Rıdvan Hoca'dır. Cuma namazını kıldırdığı sırada caminin penceresinden Maraş Kalesi'ni görür ve orada asılı olan Fransız bayrağını görünce namazı kılmaz. Ben kalesinde Fransız bayrağı asılan bir yerin camisinde namaz kıldırmam der ve o kalabalığı galyana getirip gaza getirip Fransızların kovulmasına da Maraş'ta direnişin başlamasına da en temel isim Rıdvan Hoca arkadaşlar, bilelim. 1. Temmiye karşı çıkan isyanları bastırmada kullanılan bizzat Mustafa Kemal'in emriyle Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar'ın kurdurulan yayın organı hangisidir? Bakın bunu da bilin lütfen. Lütfen ama lütfen bunu bilin. Bakın Mustafa Kemal Paşa tarafından kurduruluyor. İçerisinde Yunus Nadi var, Halide Edip var, Yakup Kadri Karaosmanoğlu var. Çok değerlidir. Kurulma amacı nedir? 1. Temmiye karşı çıkan isyanları bastırmaktır. Tamam, bu da önemlidir. Geliş yönüne göre 4-5 farklı şekilde soru olur burası da. Soru 51. Yine herkesi ters köşe yapacak. Yine herkesi aptal edecek, affedersiniz, bir soru burası. Çünkü geldi mi, yanlış yaptın mı, sınavdan çıktın mı kesin doğru yaptım dersin ama geldin kağıda baktın yanlış yapmışsın. O da şu. Ermenilerin her yıl andıkları, bak iyi dinle. Sözde Ermeni soykırımına gerekçe olarak gösteren olay. Ve sen bu soruya hemen gideceksin, tehcir kanunu yazacaksın değil mi? Sevki İskan kanunu değil.
Ermenilerin her yıl 14 Nisan'da yaptıkları sözde Ermeni soykırımına gerekçe olarak gösterdikleri olay o değil arkadaşlar. Olay şudur: Hınçak ve Taşnak partilerinin kapatılıp bunların sözde liderlerinin hapse atılmasıdır. Bak, bu çoğu kişinin canını yakar, sınavda bilin lütfen. Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Orbay Erzurum Kongresi'ne giderler. Ancak bu kongreye katılmaları için iki kişinin istifa etmesi lazımdır. Ve Mustafa Kemal ile Rauf Orbay katılsınlar diye Cevat Dursunoğlu ve Kazım Yurdalan istifa ederler. Yerlerine Mustafa Kemal ile Rauf Orbay oturur. Lütfen bunu da bilin. Hani bana bu soruyu çağrıştıran şey şudur. Daha önce şunu sormuşlardı. İşte bu kongreler sırasında başkentin, yani meclisin Ankara'dan taşınması düşünülen yer neresidir diye sorulmuştu Kayseri'ye. O sorulmuştu. Bu soru bana onu anımsatıyor arkadaşlar. Mustafa Kemal ile Rauf Orbay Erzurum Kongresi'ne katılsın diye kimler yerlerinden kalkmıştır? Cevat Dursunoğlu ve Kazım Yurdalan. İstanbul hükümetinin temsil heyetini, bak iki tane soru var burada. İstanbul hükümeti ortak paydamız. Bir, temsil heyetini tanıyor bunlar. Daha sonra temsil heyeti yerine TMM kurulacak. Bu sefer bunu tanıyacaklar. İstanbul hükümetinin temsil heyetini tanımış olduğu olay nedir? Amasya görüşmesi arkadaşım. Bunu biliyorsun. Amasya görüşmesi. Tamam, burada sıkıntı yok. Peki İstanbul hükümetinin daha sonra kurulan TBMM'yi tanıdığı olay nedir? Bilecik tren istasyonunda yapılan bir görüşmedir. Bilecik görüşmesi İstanbul hükümetinin TBMM'yi tanımış olduğu olaydır. Ama akabinde, bu çok koyu oldu, şunun rengini değiştireyim ya, temsil heyetinin tanımış olduğu olay sorulmuştu arkadaşlar. O zaman da sorunun cevabı gördüğünüz gibi Amasya görüşmesi olacaktır. Ben bir şey yanlış yaptım da. Güzel, tamam. 54. soru. Mustafa Kemal'in katıldığı kongrenin sırası. Bakın bu da sıra olarak da sorulabilir, öncülü sorulabilir. Mustafa Kemal hangi kongreye katıldı, katılmadı diye sorulabilir. Mustafa Kemal'in katıldığı kongreye siz hesap diye kodlayın. Hesap. Ama daha sonra hesabın H'sini silin arkadaşlarım. O da, bakın hesap yazdım yukarıdan aşağıya. H'sı sil, hesap kalıyor. E'si Erzurum, S'si Sivas, A'sı Afyon Kongresi ve P'si Pozant. Bakın hesabın E'sinden başlıyorsun, hesap. İlk katıldığı kongre Erzurum, sonra Sivas'a gidiyor Paşa, sonra Afyon'a gidiyor ve Pozantı'ya gidiyor. Bu şekilde bir sırayla Mustafa Kemal Paşa'nın katıldığı kongreleri söyleyebiliriz. Mustafa Kemal hakkında yakalama emri olması ve katılamamasına rağmen neden, bak iyi dinle, Mustafa Kemal hakkında yakalama emri var ve katılamayacağını bilmesine rağmen neden son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne başkan olmak istiyor? Sorunun cevabı, meclisi daha güvenli bir yere taşımak için. Yani paşa neden mecliste başkan olmak istiyor İstanbul Osmanlı Hükümeti'ne? Çünkü kalkıp burada 50 tane daha fikir üretebilirsin ama cevabı budur. Mustafa Kemal diyor ki, beni başkan seçerseniz İstanbul'da bir işgal olursa ben de meclisi Ankara'ya kendi yanıma taşırım. Ben gidemiyorsam meclis bana gelir diyerek böyle bir fikir üretti. Ama başkan seçilemedi. Reşat Hikmet Bey başkan seçilmiştir. Osmanlı Devleti'nin son sadrazamı ya da son hükümet başkanı kimdir? Tevfik Paşa'dır. Hani şu Londra konferansında yerini Bekir Sami Paşa'ya veren kişidir. Birinci TBMM içerisinde Çerkezetem taraftarları tarafından kurulan ve Sovyet rejimini savunan kimdir? Etem'in kurdurmuş olduğu Birinci TBMM'deki grup Yeşil Ordu grubudur. Hem Yeşil'den dolayı dini savunuyorlar, hem de Rus taraftarları. Yani hem aşırı İslamcı hem de aşırı solcu bir grup haline gelmiş garip bir şekilde. İstiklal mahkemeleri Türk tarihinin en ağır mahkemeleridir, en acı mahkemeleridir. 53'ten fazla kurulmuştur ama 4 olaydan sonra kurulmuştur. Bir tanesi Birinci TBMM karşı isyanlar. Yani atıyorum bundan sonra 8 kere kuruldu, sallıyorum. Kütahya-Eskişehir Savaşı'ndan sonra kuruldu. Tek Halife Milli Emirlerini uygulamak amacıyla. Şeyh Said isyanından sonra kuruldu. Ve 1926 İzmir suikastinden sonra kuruldu bu İstiklal Mahkemesi arkadaşlarım. Sonra 59. Sevr Anlaşması'nı Osmanlı Devleti adına imzalayan kişiler. Bakın ben bu soruyu sanırım 2 kere yazmışım. İmzalamayan tek kişi, pardon, bir de imzalayanlar sormuşum. Sevr Anlaşması'na giden bir heyet var. O heyet içerisinde bir kişi imzalamıyor bunu sadece. İmzalamayan tek kişi çok önemli arkadaşlar. O da Saltanat Şurası imzalıyor. Bu şura adına imzalamayan tek kişi, bir adam var. Topçu Feriye Rıza Paşa. Bu adam ben ölürüm de bu anlaşmayı imzalamam diyen kişidir. O yüzden ruhu şad olsun. Hakikaten Osmanlı Devleti'nin yıkılması için imza atan kişilerin yanında karşılarına dimdik durup bu anlaşmayı imzalanmaz diyen kişi Topçu Feriye Rıza Paşa'dır. Mustafa Kemal döneminde unvan ve madalya alan, unvan artık unvan oldu yine bu sene değil mi? Değişti. Ve madalya alan yerler nerelerdir?
Ünvan alan tek bir yer var. Mustafa Kemal zamanında Antep'tir. Antep Gazi unvanını almıştır. Madalya ise Maraş ile İnebolu aldı arkadaşlar Mustafa Kemal döneminde. Ünvan Antep almıştır. Madalya ise Maraş ve İnebolu almıştır. Mustafa Kemal döneminden bahsediyor. 1920 Ankara Anlaşması ile Misak-ı Milli sınırları içerisinde kalan Süleyman Şah Türbesi'nin bulunmuş olduğu bir kale var Cabel. Bunu ezbere biliyorsunuz Cabel Kalesi'ni değil mi? Suriye içerisinde yer alan bir yer. Bu köydeki bulunan Cabel Kalesi Eşme Köyü'ne taşındı. Çünkü Beşer Esed tehdit etti burayı 25 Şubat 2015 tarihinde ve bizim askerlerimiz bir gece bir operasyon yaptı. Cabel Kalesi'nde bulunan bu naaşı Eşme Köyü'ne taşıdı. Ve bu olaya ne isim verildi? Şah Fırat Operasyonu adı verildi arkadaşlar, tamam mı? Şah Fırat Operasyonu neymiş? Süleyman Şah naaşının olmuş olduğu Cabel Kalesi'ndeki türbenin taşınmış olduğu operasyondur. Soru 62. Kuvayi Milliye Birlikleri'nin henüz taarruz gücüne ulaşmadığı nasıl anlaşıldı? Kuvayi Milliye Birlikleri'nin Ali Fuat Paşa komutasında Yunanlara karşı yaptığı saçma bir saldırı var Gediz'de. Bundan sonra Kuvayi Milliye ile olmaz deyip düzenli orduya geçecek. Gediz taarruzu sonrasında Ali Fuat Paşa da Moskova'ya elçi olarak atanmıştır. Peki TBMM bu olaydan sonra düzenli orduyu kurdu ya. Bu düzenli orduyu kurduğu zaman güney kısmının komutanı kimdi? Bak güney. Refet Bey arkadaşlar. Eğer kuzey sorulsa soruldu daha önce İsmet Paşa'dır. Soruldu. Güney tarafının komutanı kimdir diye sorulsa da Refet Bey'dir. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile savaş yapmadan, bakın savaşmadan, anlaşma yaparak masa başında da kazanabiliyoruz demek ki. Masa başında kazandığımız yerler nelerdir? Biz Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Trakya'da savaşmadık. Yani Edirne'de, Tekirdağ'da savaşmadık. Boğazlar'da savaşmadık ve İstanbul'da savaşmadık. Ancak savaştan sonra Doğu Trakya, Boğazlar ve İstanbul'u geri aldığımız için bizim için Mudanya Ateşkesi oldukça önemli bir başarıdır. Peki Mudanya Ateşkesi ile bu Doğu Trakya'yı kim gidip geri aldı bizim için? O da Refet Bey arkadaşlar. Mudanya Ateşkesi'nden sonra gidip Doğu Trakya'ya teslim alan kişi, Doğu Trakya müfettişi olarak giden kişi Refet Bey'e isme dikkat et. Refet Bey'in ismine dikkat edin. Ha kendisi daha sonrasında Mustafa Kemal'in yazmış olduğu 150 tane vatana ihanet eden kişiler içerisinden 150. olarak sürgüne gönderecektir ve vatan haini ilan edecektir. Ne yazık ki nereden nereye. Birinci İnönü Savaşı'nın sonuçları. Bakın 66. sorudan bilgiden soru gelmemesi imkansız. Buradan soru gelmezse biz bu işi bilmiyoruz demektir. Kesin soru geliyor. Birinci İnönü Savaşı'nın sonuçlarını yukarıdan aşağıya talime diye yazıyorsun. Talime. Ve bu kronolojik olarak karşımıza çıkartıyor. Hocam kronolojik değil, Londra konferansı daha önce falan diyenler oluyor. Biz sonucuna bakıyoruz. Londra konferansı bitiş haline bakıyorum ben. Teşkilat-ı Esasiye'yi ilan ettik 1. İnönü Savaşı'ndan sonra. Yani ilk anayasamızı ilan ettik. 1921 anayasası. O yumuşak anayasamız. Afganistan'a dostluk anlaşması yaptık. Bizi tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan oldu. Londra konferansını yaptık. TBMM'nin katıldığı ilk uluslararası konferans. İstiklal Marşı'nın kabulü. Moskova Anlaşması ve E harfi de Ethem isyanı bastırıldı. Demek ki 1. İnönü Savaşı sırasında başında bir isyan varmış Ethem isyanı. Savaştan sonra bastırılmış. Bunun benzeri de şöyledir. 2. İnönü Savaşı'nda da bir isyan çıkıyor. Onunla uğraşıyoruz. O da Koçgiri isyanıdır. 1. İnönü Savaşı'nda Ethem isyanı var. 2. İnönü Savaşı'nda ise Koçgiri isyanı yaşanıyor. Hem savaş hem isyanla uğraşıyor Gazi Meclisimiz. Günümüz doğu sınırlarının kesinleştiği Kars Anlaşması'nı hangi devletler imzalamıştı? 1921 yılında yapılan Kars Anlaşması'yla bugünkü doğu sınırlarımız kesinleşmiştir. Ve doğu sınırlarımızı imzalanmış olduğumuz Kars Anlaşması'nda biz yani TBMM, Kadım Karabekir Paşa, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan tarafından bu anlaşma imzalanmıştır. 4 tane devlet var. Bakın 5. yok. 5. soru olarak karşımıza gelir. Hangisinin Kars Anlaşması'nda imzası yoktur? Bu 4'ünü verir. 5. seçenek yanlış olur. Biz Ermeni, Gürcü, Azeri imzası olan devletlerdir. Atatürk Demirtaş'ın okulları da fix sorulur zaten. Sürekli sorulur. 68 soruda Mustafa Kemal Demirtaş'ın okullar Ankara Hukuk Mektebi soruldu 2 kere. Atatürk dönemindeki ilk yüksek okuldur Ankara Hukuk. Gazi Üniversitesi. Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Enstitüsü Mustafa Kemal Paşa'nın açmış olduğu bir okuldur. İstanbul Üniversitesi Darülfünun 1933 yılında üniversiteler reformu ile İstanbul Üniversitesi'ne dönüşmüştür. Güzel Sanatlar Akademisi, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları, İzmir Opera Balesi, Millet Mektebi,
Halk evleri, bakın İmam Hatipleri Mustafa Kemal Paşa kurdu arkadaşlar. İmam Hatipler günümüzde 2002'den sonra kurulmadı. Öncesinde de varmış, Mustafa Kemal Paşa tarafından kurulmuştur. Medreseler kapatıldığı için yerine İmam Hatipler ve İlahiyatlar açılmıştır. İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatipler Mustafa Kemal tarafından açılmıştır. Aklınızda kalsın, unutmayın lütfen. Halk evleri niye açıldı? Halk evlerinin açılma amacı oraya gelen insanlara hem kültürlerini yükseltmek, çeşitli eğitimler, işte biçkin nakıştır, işte kaneviçedir, işte yemek yapmadır, işte bilgisayar, İngilizce gibi kurslar oluyor ya, her şehrin belediyesini yapmış oluyor. İstanbul'da İSMEK'ti mesela. Onun gibi bir kurs düşünün, hem sizin kültür seviyenizi yükseltiyor, hem de orada devlet nedir, cumhuriyet nedir, rejim nasıldır, bunları halka anlatıyor. O yüzden hem devletin rejim ve ideolojisini halka öğretmek, hem de halkın kültür seviyesini yükseltmek amacıyla halk evleri adını vermiş olduğumuz kurumlar açılmıştır. Halk evleri aynı zamanda Türk ocaklarının yerine açılmıştır. Burada yazıyor lan, halk evleri hangi kurumun yerine kuruldu? Türk ocaklarının. Ve Türk ocakları kapatılıyor, yerine halk evleri kuruluyor. Türk ocaklarının yayın organı olan Ülkü de gidiyor, yerine bizim halk evlerinin Türk Yurdu dergisi, pardon, Ülkü geliyor, Türk Yurdu gidiyor. Türk Yurdu Türk ocaklarında, Ülkü ise halk evlerinin yayın organıdır arkadaşlarım. Neden kapatıldı peki, onu da söyleyeyim. Bu Türk Ocakları 1926 İzmir suikastinde Mustafa Kemal öldürmek isteyen kişilerin üye olmuş olduğu kurumdu. O yüzden kapatılmıştır. 71. Okuma bayramının yapılmasının kararı nerede alındı? Bakın bu sene yine üniversite sınavında soruldu. Ama benzer, yani İzmir İktisat Kongresi cevabı olan soru geldi. Dikkat edin, İzmir İktisat Kongresi okuma bayramının yapılmasının kararını almış olduğu yerde, ne alaka dersin, ama sınavda karşında görsen de afallama. Bu kongrede alındı okuma bayramı kararı. Mustafa Kemal döneminde kurulan ilk devlet bankası. Bak, devlet bankasından bahsediyor. Sen iş bankasını ezberlemişsin ama özel banka diyor. İlk devlet bankası Sanayi ve Maden Bankası'dır. Hatırlıyor musun bunların hepsini? Atatürk'ün okumuş olduğu okullar, hocam bu ilkokul sorusu değil mi diyorsun? Gözünü kapat, Mustafa Kemal'in okuduğu okulları sırasıyla sayamazsın. Sayamazsın. Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi, Selanik Mülkiye Rüşteyesi. Önce mülkiye gidiyor bakın. Mülkiye, yani memurluk okuluna gidiyor. Ondan sonra oradan ayrılıp Selanik'te askeri rüşteye gidiyor darısının yardımıyla. Oradan Manastır'a, liseye geliyor, askeri liseye. Sonra İstanbul'a gidiyor, bir harp okulunda teğmen oluyor. Oradan devam ediyor okulunda, harp akademisinden kurmay yüzbaşı oluyor. Ve kurmay yüzbaşı olarak en son okuldan ayrıldıktan sonra da Suriye'ye gönderilecektir. Şam'da görev alacaktır 5. orda. İkinci Dünya Savaşı başladığı sırada İspanya'nın başına bulunan lider kimdir? Franco. Unutmayın. Unutmayın, unutmayın. İkinci Dünya Savaşı başlamadan önce İspanya'da bir iç savaş vardı. Ve bu iç savaşı Guernica isimli tablosuyla Pablo Picasso bize anlatıyor. Ve bu Franco diyor ki, bana yardım edin diyor Hitler'le Mussolini'ye. Hitler'le Mussolini gidiyor, İspanya'daki iç savaşı bitiriyor kardeşim. Franco'yu başa geçiriyorlar ve Franco diyor ki, tamam ben sizin yanınızda savaşa gireceğim diyor, vazgeçiyor. Yani İspanya 2. Dünya Savaşı'nda savaşta yer alan devletlerden birisi değildir. 2. Dünya Savaşı sırasında Fransa'nın Almanya'yı durdurmak amacıyla yaptığı, fakat Almanya'nın hemen geçtiği hat, bu da sorulacak bu sene göreceksiniz, Maginot hattı. Fransa'nın yaptığı ancak Almanya'nın hemen açtığı hattır. Almanya ile ilgili şunu da söyleyeyim. Almanya'nın cumhuriyet rejimine girdiği olay, bakın Almanya hangi olayla cumhuriyet rejimine geçmiştir derse, o da şudur: Weimar Anayasası. Weimar Anayasası. Weimar'ı bil kardeşim. Weimar neymiş o anayasa? Almanya'nın krallıktan çıkıp da cumhuriyet rejimine geçtiği olay Weimar Anayasası'dır. Yine şunu da söyleyeyim. Hitler'in Fransa'yı ele geçirdikten sonra Fransa'da kurmuş olduğu Alman yanlısı hükümetin adı nedir? Vichy hükümeti. İkisini bileceksin. Almanya'nın cumhuriyete geçtiği olay Weimar. Almanya'nın Fransa'da kurdurduğu Hitler yanlısı hükümet ise Vichy hükümetidir. Merkür Harekatı sorulmadı bakın. Sorulmadı. Çünkü çağdaş halen bakir bir branştır. Almanlar hangi bölgeye paraşütle asker çıkardılar? Girit arkadaşlar, bakın Yunanistan'a Girit'e asker çıkardıkları olay neymiş? Adalar sorunu çok gündemde, gelebilir. Bilin bunu, Girit'tir. Tam tersi olabilir. Girit'e yaptığı mücadele Merkür Harekattır. Almanya Yunanistan'a yaptığı harekat Merit Harekatı'dır. Yunanistan'la ilgili bu sene yine soru gelir. Çünkü çok fazla sorunumuz var Yunanistan'a, biliyorsunuz. Merit Harekatı da gelir.
Almanya'nın Fransa'yı ele geçirdikten sonra bu ülkede kurdurduğu Almanya'nın hükümet, az önce söyledim orada, bir hükümeti kadınların kullanmış olduğu makyaj malzemesinden akıllarına gelir zaten. CHP'ye karşı kurulan dörtlü takdir grubunda kimler yer almıştır? Bu da ilk kodlama yapan kişi benimdir. Cafer kodlamasında yine burada tıpkı Hatice böyle seve seve savaşırdı olduğu gibi yıllardır kullandığım bir kodlamadır. Hepiniz artık bu kodlamayı kullanıyorsunuzdur. Celal Bayar, bakın Celal Bayar C. Adnan Menderes A. Fuat Köprülü F ve Refik Koraltan R. Cafer dörtlü takdir grubunu kurup daha sonra da bunu Demokrat Parti'ye dönüştüren kişilerdir. Adnan Menderes söylemedi arkadaşlar. Halk Evleri ve Köy Enstitüsü gibi iki tane süper böyle güzel okulumuz kapandı. Ve Menderes söylemede kapatılan bu iki tane okuldan sonra da o açılan okullarımız da var. Hep teknik okul açıyor genelde. Bakın Orta Doğu Teknik Üniversitesi Menderes tarafından açılmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi KATÜ Menderes tarafından açılmıştır. Eskişehir Anadolu, Erzurum Atatürk ve Ege Üniversiteleri, bunlar Menderes döneminde açılan okullardır. Sorulur. Bakın tekrar sorulur bilim. Amerika'nın uzun süre yalnızlık politikası olarak uygulamış olduğu Monroe doktrininden vazgeçmesine sebep olan olay nedir? Amerika Birleşik Devletleri uzun süre bana karışmayan yılan bin yaşasın dedi ve Monroe doktrini yayınladı. Ama Amerika Japonya'nın kendisine yapmış olduğu bu Pearl Harbor saldırısı sonrasında savaşa girdi ve otomatikman Monroe yalnızlık doktrininden de çıkmış oldu. Soru 83. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan çekilmesine sebep olan olay. Bakın bu da üniversite sınavında soruldu yine. Bilin bunu, ben bu soruları daha önce hazırladım. Sene başına hazırlamıştım. Bu da soruldu üniversite sınavında. Ya üniversite sınavında ne demek? Bunu yapsam 5-6 tane soru gelmiş buradan bakın. Normandiya çıkarması arkadaşlar Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan çekilmesine sebep olan olaydır. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin yayınlamış olduğu Wilson ülkelerin 2. Dünya Savaşı'ndaki yerini alan ve Birleşmiş Milletler fikrinden bahseden ilk belge. Demek ki Amerika 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Wilson'u yayınlıyor ya, 2'den sonra da bir bildiri yayınlıyor. Nasıl 1'den sonra yayınlamış olduğu Wilson'dan sonra Milletler Cemiyeti kurmuştu ya, hatırlarsınız. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ise bir bildiri yayınlayıp bu sefer de Birleşmiş Milletler'i kuruyor. O da Atlantik bildirisi arkadaşlar. İngiltere ve Amerika beraber yayınlıyorlar bunu. Yani 1. Dünya Savaşı'ndaki Monroe doktoru neyse 2'deki de Atlantik bildirisi olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulan bu Birleşmiş Milletler'e üye olmak için yaptığı iki tane şey var. İki tane şart sunuyorlar bize. Onlardan bir tanesi çok partili hayata geçin dedik. Ve biz Nuri Demirağ bir parti kurduk, Milli Kalkınma Partisi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki çok partili siyasi dönemin ilk partisidir. Aynı zamanda savaşa girmeniz lazım dediler ve biz de hikayeden Almanya ve Japonya'ya karşı cephe açtık. Neymiş BM'ye üye olmak için yaptıklarımız? Nuri Demirağ Milli Kalkınma Partisi'ni kurdurduk. Keza Almanya ve Japonya'ya karşı cephe açtık. Amerika'nın Türkiye dahil 16 Avrupa ülkesinden yapmış olduğu Marshall yardımı almak için ülkemiz iki tane konudan taviz verdi. Ve Marshall yardımı gibi saçma sapan aptalca bu yardımı almak amacıyla iki tane harika değerimiz olan kurumu kapatıyoruz. Hangi kurumlar bunlar? Bir tanesi köy enstitüleridir, bir diğeri ise halk evleridir. Bunlar komünist yetiştiriyor iddiasıyla. Ortaya atılan bu dedikodular sonrasında da Amerikan isteği üzerine ne yazık ki kapatıldı. Günümüzde Avrupa Birliği, biliyorsun Avrupa Birliği yine böyle herkesin canını sıkan bir olay. Sürekli oraya girmek istiyoruz, bizi almıyorlar. Günümüzde Avrupa Birliği'nin ilk temeli olarak kabul edilen gelişme Schuman'dır. Schuman Fransız bir bakandır ve onun ortaya attığı fikirle önce Avrupa Kömür Çelik Topluluğu kuruluyor. O gidiyor Avrupa Ekonomi Birliği'ni oluşturuyor. Ondan sonra da Avrupa Birliği oluyor. Avrupa Birliği'nin ilk temeli neymiş? Schuman planı arkadaşlar. Peki bu Avrupa Birliği'ne biz girmek istiyoruz ya. Buna girmek istiyor. İki tane uymamız gereken kriter var. Avrupa Birliği'ne girmek için uymamız gereken iki tane kriter nedir? Bir tanesi Kopenhag kriteridir. Bir diğeri de Maastricht kriterleridir. Kopenhag'la Maastricht kriterlerine uyarsan Avrupa Birliği'ne girersin diyorlar. O yüzden biz de Avrupa Birliği'ne girmek için bu iki tane kriterlere uymak zorundayız. Ve İsrail, Allah'ın cezası İsrail. Bu günlerde o çocukların kanını döken şerefsiz İsrail'le ilgili bir soru. İsrail Devleti'nin temellerinin atılmış olduğu ve 1917 yılında İngiltere tarafından ortaya atılan gizli belge, Balfour Deklarasyonu. Günümüzde kurulan İsrail Devleti'nin ilk aşamalarından birisidir, tamam mı? Bu önemlidir. Çünkü günümüz İsrail'in temellerinin atılmış olduğu belge Balfour Deklarasyonu'dur.
Arap-İsrail savaşları sırasında petrol krizi çıkıyor arkadaşlar. Araplar İsrail'le yaptıkları savaşı kaybedince otomatikmen kendi ellerindeki gücü kullanmaya çalışacaklar. Arapların elindeki en büyük güç elbette petroldür. Ve Araplar petrolü koz olarak kullanacaklar ve bu petrol krizi dünyayı sarsan en büyük kriz olacaktır. Petrol krizinin aşmalarıyla beraber dünya düzene girecektir. O petrol krizini yaşatan kurum OPEC'tir. OPEC bakın. Petrol ihraç eden Arap ülkeleri. Bu A Arabi isim geliyor. Çünkü bir de OPEC vardır. A'sız olan vardır. OPEC petrol ihraç eden Arap ülkeleridir. Amerika ile Çin arasındaki ilişkileri yeniden düzenleyen ve yumuşama dönemine girmelerini sağlayan olay ping pong politikasıdır. Çin ile Amerika düşmanlardı. Ama Çin ile Amerikan başkanı, işte Amerika başkanı Nixon ile Çin başkanı Mao'nun masa tenisi yani ping pong oynaması sonrasında ilişkiler düzelmiştir. O yüzden ping pong meselesi Amerika-Çin ilişkilerini düzenleyen olaydır. SALT II anlaşması stratejik silahların sınırlanması anlaşmasıdır arkadaşlar. Amerika ile Rusya arasında yapılıyor. SALT I çok başarılı olunca SALT II'yi yapıyorlar. Ama SALT II başarısız oluyor. Ve 1979 yılında bunun sebebi SSCB'nin Afganistan'a saldırmasıdır. Üstelik bakın birkaç gün sonra olimpiyatlar başlar. Tarihteki en az katılımı olan olimpiyatlar 1980 olimpiyatlardır. Ve 1980 olimpiyatları da Moskova'da yapılıyordu. O yüzden Rusya'nın Afganistan'a saldırması sebebiyle dünya ülkeleri 1980 Moskova olimpiyatlarını boykot etmişlerdir. Ve en az katılımlı olimpiyat da Moskova olimpiyatıdır. Güncelde de bu şekilde sorulabilir, haberiniz olsun. Yumuşama dönemi simgesi olarak değerlendirilen ve Türkiye adına Süleyman Demirel'in imzaladığı Helsinki nihai senedinde imzası olmayan bir tek Avrupa devleti vardır. Helsinki nihai senedini Avrupa'da imzalamayan tek devlet. Bakın net klas bir sorudur. Onunla cevabı Arnavutluk olur arkadaşlarım. Tamam, Arnavutluk. Helsinki'de imzası olmayan tek Avrupa devlettir. Doğu bloğunda yer almasına rağmen, yani komünistler arasında yer almasına rağmen gidiyor Amerika'nın yayınladığı, yani Batı bloğunun yayınlamış olduğu Marshall yardımından pay alan tek bir komünist ülke var. Çok uyanık bir devlet. Yani sağdan dağılıyor, soldan dağılıyor. Kim bu? Yugoslavya. Yugoslavya, Rusya tarafına yer alan komünist bir ülke olmasına rağmen Amerika'dan da pay alan tek ülkedir. Uyanık, işi gücü rast gitsin vallahi. İyi yapmış Amerika'dan yardım olarak. Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkinin bozulmasına sebep olan olay Küba meselesidir. Çünkü Küba meselesi sırasında Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye füze rampaları yerleştiriyor. Ve diyor ki, bu füze rampalarını ben gidince sana vereceğim ey Türkiye diyor. Bana müsaade et yerleştireyim diyor. Ve Amerika bize füze rampalarını yerleştiriyor. Rusya ile aralarını düzeltiyor. Amerika ile Rusya zaten ilişkiler düzeliyor. Amerika giderken o füzeleri bize vermekten vazgeçiyor. Ve vazgeçince bizimle Amerika arasındaki ilişkiler de bundan sonra iyice bozuluyor. Dikkat edin, Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkileri bozan ilk olay Küba meselesidir. Size kalkıp sınavda bu soru sorulup da cevap olarak sakın ola Yunan sorunlarını yazmayın. Daha Amerika ile aramızı bozan ilk olay Küba meselesidir. Ülkemiz ile Ukrayna arasındaki ilk ilişkiler, Ukrayna şu an popüler, savaş var biliyorsunuz. Ülkemiz ile Ukrayna arasındaki ilk ilişkiler Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra imzalanan Ukrayna ile yapılan dostluk anlaşması ile olmuştur arkadaşlar. Lozan Barış Anlaşması'na göre Ege Denizi'nde yer alan adalardan hangilerinde biz Türkler silahlı birlik bulundurabiliriz? Normalde Ege Denizi'nde bulunan adalarda silahlı birlik bulunamaz. Ama Lozan Anlaşması'na göre Gökçeada ve Bozcaada'da biz Türkler silahlı birlik bulundurup orada askeri açabiliriz. Gökçeada ve Bozcaada'da askeriye vardır arkadaşlar. Onu da bilelim, silahlı birlik bulunabilir. Bakın bu da 98'e dikkat edin. Bakın bu soru da çok güzel sorulur. Şu an biliyorsunuz NATO'ya üye olması için biz kaldık, İsveç ve Finlandiya için bizden onay almışlardı ya. Bunun bir benzeri yaşandı arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti NATO'ya üye olduktan sonra Yunanistan'la başvuruyor. Ben de üye olmak istiyorum. Ama Yunanlarla Türklerin arası iyi olmadığı için NATO Türkiye'ye soruyor. Ey Türkiye, Yunanistan katılsın mı NATO'ya? Türkiye evet diye Yunanistan katılıyor. Bakın çok benzer bir olay. Görüyorsunuz hangi ülke NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duymuştur? Cevabımız Yunanistan olacaktır. Kıbrıs'ı yeniden birleştirmek ve Avrupa Birliği'ni almak amacıyla yapılan ancak referandum sonucu kabul edilmeyen plan. Annan planı Kofi Annan'ın eski Birleşmiş Milletler Sekreteridir ve geldi ki biz bir plan yaptık. Kıbrıs'ı yeniden birleştirelim. Türk Rum ayrılmasın bir olsun. Ayrıca siz Avrupa Birliği'ni alalım dediler. Yapılan referandum sonrasında hayır oyu çıktı. Annan planı bilelim.
Amerika'nın Orta Doğu'da yani Arap ülkeleri üzerinde bozulan imajını düzeltmek amacıyla bölgedeki insanları kendi yanına çekmek için para verdi onlara. Amerika'nın Orta Doğu bölgesinde bozulan imajını düzeltmek amacıyla yaptığı maddi yardımın adı neymiş? Eisenhower doktrinidir. Arap-İsrail savaşlarında Amerikalı Henry Kissinger ile özdeşleşen bir politika var. Henry Kissinger özellikle bir gün İsrail'de, bir gün Mısır'da. Bir gün İsrail'de, bir gün Mısır'da. Henry Kissinger'in bu İsrail ile Mısır arasında gidip geldiği olayın bir politik adı var. O da mekik diplomasi. Yani mekik dokuyor deriz ya. Mekik diplomasi önemlidir. Bu sene Milli Eğitim Kazanım Testlerine iki kez mekik diplomasi sorusu sorulmuş. Bilin bunu. Yine Arap-İsrail savaşları hangi anlaşmayla bitti arkadaşlar? Camp David'le bitti. Bu anlaşma Arapların artık İsrail'i yenemeyeceklerini anladıkları ve artık Filistinlilerin yalnız başına kalmış olduğu anlaşmadır. Camp David Arap-İsrail savaşlarını bitiriyor. Bu anlaşmayı Mısırlı Enver Sedat imzalar ve Enver Sedat bu anlaşmayı imzaladığı için kendi askerleri tarafından kurşunlanarak öldürülecektir Mısır'a geldikten sonra. NATO'ya üye olmak amacıyla biz Kore Savaşı'na gittik. Bunu biliyorsunuz değil mi? 1950'de gidip 52'de üye oluyor NATO'ya savaşa gittiğimiz için. Ve bu savaşta ilk kez bir kadın savaş muhabirimiz görev alıyor. Türk tarihinin ilk kadın savaş muhabiri Semiha Estir arkadaşlar. Orada esip gürleyip geldi ülkemize geri. Tuz yürüyüşü sonrasında bağımsız olan Hindistan'ın, bak dikkat et. Tuz yürüyüşünü yapan Gandhi'yi sormuyorum ben. Tuz yürüyüşü sonrasında bağımsız olan Hindistan'ın seçiliyor yani seçimle geliyor. İlk devlet başkanı kimdir? Nehru arkadaşlar. Tamam, Nehru seçilmiş ilk Hint devlet başkanıdır. Hatta bağlantısızlar grubunda başkanlığını yapacaktır kendisi. Keşmir sorunu Hindistan'la Pakistan arasında çözülemeyen, günümüze devam eden bir sorundur. Ve bu sorunun çözümü için iki ülke arasında bir görüşme yapıldı. Daha önce Taşkent Deklarasyonu Keşmir sorunu için Hindistan-Pakistan arasındaki görüşmedir. Çekoslovakya'da yapılan referandumla ülkenin Çekya, Slovakya olarak ikiye ayrılmasına verilen isim Beyaz Devrim arkadaşlarım. Çekoslovakya'daki bakın insanlar, pardon değil, yanlış yaptım buraya. Kalife Devrim. Pardon, burada bir hata var, pardon. Tamam şimdi oldu. Evet, Çekoslovakya'nın ikiye ayrılması, Çekya yeni tabii ki Slovakya olarak ikiye ayrılmasına verilen olay Kalife Devrim'dir. Can yakılmıyor, kan dökülmüyor, konuşarak, anlaşarak ikiye bölünüyor ülke, Kalife Devrim. NATO'daki ilk temsilcimizdir. Aynı zamanda Bandung Konferansı'nda ülkemizi temsil etmiştir. Ve Dışişleri Bakanlığı'nın görevinde bulunmuştur. Bu özellikler kime aittir? Fatih'in Üçlü Zorlu'ya. Ben Fatih'in Üçlü Zorlu'nun bu sene gelme ihtimalini yüksek olarak gördüğüm bir çağdaş sorusudur. Fatih'in Üçlü Zorlu'nun tarihteki 3 önemli özelliğinde NATO'daki ilk temsilcimizdir. Bandung Konferansı'nda bizi temsil etti ve Dışişleri Bakanlığı'nın görevinde bulmuştur. Fatih'in Üçlü Zorlu aynı zamanda Adnan Menderes'le birlikte idam edilen diğer 2 kişiden birisidir. Diğer 3. kişi ise Hasan Polatkan'dır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasına sebep olan ve Mihail Gorbaçov tarafından ortaya atılan politikalar öncüllü olarak gelir bu soruda Glasnost ve Perestroika'dır. Bu sabahki radyo yayınımda da bundan bahsetmiştim, hatta dinleyenler bilirler. Mihail Gorbaçov Glasnost yani açıklık, Perestroika yani yeniden yapılanma politikalarıyla Rusya'nın rahat ermesini ister ama gel gör ki Rusya tam tersi iyice dağılacaktır ve Rusya diye Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği diye bir ülke bu iki politika sonrasında dağılmıştır. Şangay İşbirliği Örgütü'ne son üye olan ülke İran. Cumhurbaşkanı Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılmak için birkaç gün önce biliyorsun oradaydı. Bilin lütfen. Ve bugün yıl dönümü olan her zaman kalbimize yaşatmış olduğumuz 16 bin civarında Müslümanın katledilmiş olduğu, şehit olmuş olduğu olaydan bahsedeceğiz. Sırpların gerçekleştirmiş olduğu ve Mavi Kelebekler olayı olarak bilinen tarihe geçen bir katliam Srebrenica katliamıdır. Ve bu katliam sonrasında Bosna-Sırp Savaşı'nın bitiren anlaşma Dayton sorulmadı, bilin lütfen. Dayton sorulmadı. Bu da Sırp-Bosna Savaşı bitiren anlaşmadır. Ve geldik artık benim özellikle son 20 soru dediğim kısma geldik. Birazdan Mustafa Onur Hocam da yayına katılacak arkadaşlar. İlk Kıbrıs Savaşı şehidimiz nasıl sorulmaz? Cengiz Topel'dir, Allah rahmet etsin. Adamın bütün kemiklerini kırıyorlar, işkence ediyorlar. En son kafatasını matkapla delip gözünü çıkartıyorlar. Böyle bir işkenceye maruz kalır. Ağzından tek kelime alamazlar. Cengiz Topel ruhu şad olsun.
Milli Tasarruf ve İktisat Cemiyeti 1929 yılında ekonomik krize karşı Türkiye Cumhuriyeti'mizin almış olduğu bir önlemdir. Ve bu cemiyetin kurucusu ise dönem meclis başkanlığı görevini yürüten Kazım Özalp'tir. Bilin lütfen. Demir perde Rusya'ya bağlı ülkelere karşı kullanılan bir tabirdir. Ve Rusya'ya bağlı olan bu devletlerin tabirini kullanan kişi ise Winston Churchill'dir, İngiliz devlet başkanıdır. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nda İngiltere'nin başına yer almıştır. Orta Asya'daki kültür merkezleri bu sene ödeniz oldu. Ben bu sene İslam öncesi Türk devletleriyle ilgili beklemiş olduğum soru budur. Orta Asya'daki kültür merkezleri, işte Anav, Andronova, Afanasyevo, işte Tagari, Keltemirler falan var ya, buna mutlaka bakın. Şöyle söyleyeyim, bir tanesi Orta Asya'daki ilk kalıntıdan olmuş olduğu yerdir. Bir diğeri Türklerin ilk kalıntısının olmuş olduğu yerdir. Birisinde ilk kez at, birisinde ilk kez balıkçılık var, birisinde ilk kez maden var ve bir diğeri de en gelişmiş uygarlıktır. Özellikle buna bakmanı istiyorum sınava girmeden önce. Bunu sen bulacaksın. Bunu senin ödevin bu 115. Evet, yeni bir kıta bulundu arkadaşlar. Yeni bir kıta bulundu ve resmi olarak kayıda geçti. Yeni bulunan kıtaya verilen isim Zelandiya'dır. Bu okyanusun altında kaldığı kesinleşti. Eskiden insan yaşamı olduğu kesinleşti. Ve bu bir kıta olarak yakın zamanda Atlaslara da geçecektir. Zelandiya'dır bu adaya verilen isim. Yani Yeni Zelanda gibi düşünün, Zelandiya. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına sebep olan Sevr Anlaşması'nı imzalayan heyette kimler yer alır? Yine beklemiş oğlum diye artık bakın. Bundan sonraki hepsi artık benim banko dediğim sorulardır. Sevr'i imzalayan kişiler öncülü olarak sorulabilir. Birisi Bağdatlı Mehmet Hadi Paşa'dır. Hadi Paşa diye gelir genelde bu. Bir diğeri işte Danıştay Başkanı Rıza Tevfik Bey'dir. Bir de ise Bern elçisi olan Reşat Halis Bey'dir. Üçlü bir heyetimiz var gördüğünüz gibi giden heyet içerisinde. Ve Alper Gezer Avcı arkadaşlar bakın, Alper Gezer Avcı ile ilgili soru gelir. Ama kalkıp uzaya giden ilk kişi kimdir diye sormaz. Herkes biliyor bu ismi. Yan çarları sorulur. Alper Gezer Avcı'nın uzaya çıktığı araç Falcon 9'dur. Falcon 9'u bil. Ben bugün ankette sordum. Anket cevaplarının %11'i mi ne bilmiş sorun cevabını. Falcon 9 Alper Gezer Avcı'nın uzaya çıktığı aracın adıdır. Alper Gezer Avcı'nın uzaya fırlatılmış olduğu yer Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'dir. Bak bunu da bil. Burada NASA falan olursa herkes düşer. NASA değil, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden gidiyor. Diğer bir şey, ben özellikle Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarına çok takarım. Oradaki konuşmalarına geçen bilgileri alırım. Bu sene 3 kere 4 kere konuşmalarına Necip Fazıl'ın Sakarya şiirini okudu. Sakarya şiiriyle tanınan kişi kimdir? Necip Fazıl Kısakürekleri. Biliyorsunuz ki bu sorular böyle genelde hükümette bulunan parti ki, hangi partisi, ona yönelik sorular sorulur. Bilelim lütfen Sakarya şiiri Necip Fazıl Kısakürek. Mehmet Akif Ersoy şuradayız. 121'deyiz, yukarıdayız bakın. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı hariç tüm eserlerin toplandığı kitap Safahat'tır. Yani şöyle sorulabilir. Safahat'ta hangi eser yok? İstiklal Marşı. Ya da Safahat'ın yazarı kimdir? Mehmet Akif Ersoy. Pardon, özür dilerim. Ya da Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı hariç kitapları, eserlerinin birleşirliği kitap Safahat'tır. Ve yine bakın, Türkiye'nin 100 yılı, Türkiye Maarif modeli çok sık geçiyor sorularda. Türkiye'nin Maarif Davası kitabıyla bilinen şairimiz bu gelse patlatır sizi. Tamam mı? Bak, patlatır sizi. Türkiye'nin Maarif Davası kitabıyla bilinen şairimiz Nurettin Topçu'dur. Ben bunu bugün sordum, tamam mı, ankette. Nurettin Topçu değil, herkes gitmiş Hamdullah Supi şair demiş. Türkiye'nin Maarif Davası kitabı birliğiyle şairimiz kimmiş? Nurettin Topçu. Bu Maarif modeli var ya şu an, bu ismi de bu adam vermiştir. Bakın bilin, önemli Nurettin Topçu, önemli, başka yerde bulamazsınız bilgi. Bak, verdimse bu. Yine Türkiye 100 yılı sorusu olarak beklemiş olduğum şey şudur. Türkiye 100 yılı kapsamında koruma altına alınan gölümüz. Türkiye 100 yılı, hani şu an salla gölü çok basit diye düşünmeyin. Türkiye'de yüzlerce binlerce göl var. Hani o an sonra da Van Gölü geldi, Tuz Gölü geldi, Beyşehir Gölü geldi, Eğirdir Gölü geldi, Salda geldi. Yapışıp kalırsın orada. Salda Gölü koruma, hani o kumlarını hiç ettiler ya. Salda Gölü şimdi akıllarına geldi. İslam öncesi Türk devletlerinde mahkemede hakime ne isim verilir? Mahkemede İslam öncesinde yargucu adı verilir. Yargucu hakimdir. İslam öncesinden diğer beklediğim soru budur. Soru 125. Türk İslam devletlerinden ben bu sene Anadolu Selçuk Devleti'ni bekliyorum ve Anadolu Selçuk Devleti'nden de Alaaddin Keykubat'ı bekliyorum. Osmanlı Devleti'ne yerleşkeyi, şu Söğüt Domaniç'i veren kişidir kendisi. Kara ve İki Deniz'in Sultanı,
Arap ve Acem ülkelerinin sahibi olarak bilinir. Kim? Alaaddin Keykubat'tır. Önemli bir şahsiyettir. Kendisi ilk deniz aşırı fethi olan Suda fethi yapan kişidir aynı zamanda. Kapıkulu askerlerinin, Osmanlı'daki bu Yeniçeri askerlerinin isim kayıtlarının tutulduğu defter. Esame defteri. Yeniçeri askerlerini kayda alan kişi Turnacı Başı'dır ve bu defterine esame. Esame isim demek. Bulmaya söylenir bilir, esame isim demektir. İsim defteri yani. İstanbul fethedildiği sırada Avrupa'da bir savaş yaşanıyor. İngiltere ile Fransa arasında. 118 sene sürüyor. Hangi savaş? Adı üzerine 118 sene sürüyor. 100 yıl savaşlardır. Mustafa Kemal'in Minber isimli gazeteyi Suriye-Filistin cephesindeyken İstanbul'da bulunan arkadaşı Fethi Okyar'a çıkartıyor. Peki Mustafa Kemal'in bu gazetede kullandığı isim neydi? Hatip'ti. Bakın gazeteci Şerif Bey soruldu. Kur'un dergisindeki Asım'ın soruldu. Hatay sorununda İsmet Paşa'yı eleştirdiği gazete. Bunu da bilin lütfen. Fiziklerin savaşı olarak bilinen savaş. Bakın fizikler mi savaştı? Evet, çünkü öyle büyük bir savaştı ki bu savaşta fizikçilerin kullandığı atom bombaları, silahlar, denizaltıları kullanıldı. O savaş 2. Dünya Savaşı'dır. Diğer adı fiziklerin savaşıymış. Ve Yaser Arafat artık gelsin bu sene. Filistin mücadelesinde çocukları küçük generallerim diye eğitti ve intifada harekatı dediğimiz ellerine taş alan çocukların yaptığı saldırılarla bilinen ünlü Filistinli devlet başkanı, Filistin lideri Yaser Arafat arkadaşlarım. Bilelim bunu. Tam 130 tane soru gördük şimdi. Şimdi bir dakikalık yorumları açacağım ve ben şimdi burada Mustafa Onur kardeşimle yayına alacağım inşallah arkadaşlar. Şimdi hocam bana şu hocam biz bunları nereden bulacağız bu bilgileri kitap şeyleri notları diyeceksiniz de. Bunları ben Instagram'da ana sayfamda link var. Orada bir benim küçük bir sayfam var Instagram sayfası. Tamam, oradan atacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Dur bir dakika Mustafa'yı çağırın. Mustafa'yı mutlaka dinleyin arkadaşlar sakın bir yere gitmeyin. Mustafa'cığım orada mısın kardeşim? Ben teşekkür ederim. Yani bu genel bir değerlendirme. Bu PDF dediğim gibi benim ana sayfamda şey var. Bir kanalım var benim. Instagram kanalım. Oradan atarım ben. Oradan da yine alıp çalışırsınız. Bekleyin şimdi Mustafa Onur kardeşim geliyor. Çok değerli bir hocam gelecek şimdi. Lütfen dikkat edin kendisine. Bir hoca her şeye. Şimdi ben bu yayını birazdan kaydedip YouTube'a atmaya çalışacağım. Allah inşallah başarabilirim. Mustafa Onur burada mısın kardeşim? Mustafa ay, hemen yazmıştım geliyor şimdi. Evet geldi şimdi İstek Hocam. Lütfen Mustafa'yı kaçırmayın bakın. Hocam Türk Amasya Genelgesi'ne katılmadı mı? Katıldı. Var Kaan var kardeşim. Yunus'um inşallah kardeşim. İnşallah sorulur Allah'ın izniyle. Yani özellikle bu sondaki Nurettin Topçu sorusu falan var ya bakın o soruyu sınavda göreceksiniz. Çok inanıyorum ben bu soruya. Tabii inşallah diyorum. Olmayabilir de bu sadece bir öngörü biraz sezi. Olmadığı zaman da niye olmadı demeyin. Yani bu yapacak bir şey yok. Mustafa'cığım ha. Mustafa Onur. Mustafa kabul ettim ben seni kardeşim. Bir daha bastım. Hah geliyor. Kardeşim. Emre abi nasılsın? İyi canım sen de iyisin inşallah. Ben de iyiyim teşekkür ederim. Böyle havalimanına doğru gidiyordum yolda yakalandım ama. İstikamet nere? İstanbul İstikamet. Tarafı gibi olacak. İstanbul tarafı gibi olacak da. Öyle. Gezme mi yoksa sınavla ilgili şey? Karma. İyi hadi bakalım. Hadi kardeşim hayırlısı. Abi tarihte ara ara izledim seni de yola çıkınca kapatmak zorunda kaldım. Abi şahane yerler var ya. Çok güzel nokta atışı yerler var. Eyvallah abi. Kardeşim. Eyvallah. Ekranda bazılarının ekran kaydını almaya çalıştım ben ama sen bunu kaydedeceksin değil mi? Yani bilgisayarda döndürdüğün kısmı. Zaten şöyle benim kanalım var. Kanalı atacağım. Aha. Sınavdan sonra inşallah bir değerlendirme yaptığımız zaman orada görürler. Süper. Tamam ya şey için söyledim. Bizim taraftaki arkadaşlar da yayını kaçıran arkadaşlar da istifade edebilsinler diye söyledim. Tabii canım ya. İnşallah inşallah. Elimizden geleni yapıyoruz. Bakalım onlar da faydalansın. Yani bu biraz öngörü biliyorsun. Tabii. Ben 2017 hakimlik sınavında 12 sorunun 11 tanesini tutturmuştum. Yani çok ilginç bir şey. O tamamen bir yani tevafuk mu diyeyim ne diyeyim şans mı diyeyim. Hani bunu da söyleyeyim. Estağfurullah abi, orada yani yanlış anlama. Kibir değil bu. Hani diğer arkadaşlar da yanlış anlamasınlar beni ama yani bu bir tecrübe. Binlerce on binlerce soru tarama emek. Tabii. Biraz orada tevazu göstermemek lazım. Eyvallah kardeşim.
Mustafa'cığım, şimdi sen de yoldasın. Böyle birkaç tane yolla gelsin. Ne bekliyoruz çok, böyle? Çok 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 güzel birkaç şey söyleyeceğim arkadaşlara. Yayında kaldıklarına, Türkçe için burada zaman ayırdıklarına değecek. Şimdi bir toparlayayım şöyle abi. 30 tane Türkçe sorumuz var. 30 tane Türkçe sorusunun 8 tanesi ortalama abi. 6, 7, 8 tanesi dil bilgisinden geliyor abi. Önce onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Sonra sözel mantıkla ilgili çok kıymetli bir iki şey söyleyeyim. En son evet. Paragraf anlam kısmıyla anlatıp arkadaşlarına vaktini almadan toparlayayım. Şimdi abicim. Bir tane cümlenin öğeleri sorusu bekliyoruz. Hemen hemen her sene gelir. Özellikle 2024 TYT'de de bir tane soru geldi. Ben TYT'yi çok önemsiyorum Kadir abi. Türkçe açısından söyleyeyim. Çok kıymetli bir sınav. Çünkü bazı şeylerin işareti. Şimdi kıymetli arkadaşlarım. İki tane soru tarzı var cümlenin öğelerinde gelebilecek olan. Bu da hem ön lisanslar, orta öğretimler hem de bir iki gün sonra girecek olduğunuz lisanslar için söyleyeyim. Ya 2024 TYT'deki gibi öge dizilişi sorusu gelir. Yani Kadir abicim üstte bir tane cümle veriyor. Altta cümleler veriyor. Hangisi öge sıralanışı bakımından aynıdır diye. İkinci soru tarzı ki benim biraz daha beklediğim tarz ise şu. Aşağıdakilerden hangisinde yüklem belirtili isim tamlamasından oluşmaktadır? Dolaylı tümet sıfat tamlamasından oluşmaktadır şeklinde geliyor. Bu hibrit bir soru. Yani birkaç ünitenin mesela sözcük türleri, isim, sıfat, zamir, zarf konusunun ve cümlenin ögelerinin de bilinmesi gereken bu konu. Ben böyle bir soru bekliyorum bu sene. İnşallah tutturmuş oluruz. 2024'te bence ögeler sorusu böyle gelecek. Yani dolaylı tümle sıfat damlamasından oluşmaktadır tarzında. Eylemde çatı diye bir konu var Kadir abi. Ben bu sene oradan soru beklemiyorum. Uzun yıllardır gelmiyor etken, edilgen, geçişli, geçişsiz falan tarafı. Eskiden 2013 ve 2015 yıllarında yani biraz eski sorular 2 yıl sözde özneyi sormuşlardı. Yine cümlenin ögeleriyle hibrit tarzda, karma tarzı sormuşlardı. Ama ben bu senede yine sorulmayacağını düşünüyorum. Yani 2013-2015 biraz eski tarihlerde kaldı. Ögelerden bir soru çatıdan geleceğini sanmıyorum. Geldim ses olaylarına. Muhakkak kesin %100 her sene bir tane soru geliyor abi. Özellikle bizi dinleyen arkadaşlarımızın benzeşme, namı diğer sertleşme, değişim, namı diğer yumuşama konusuna muhakkak bakmalarını istiyorum. Hemen hemen her sene istisnasız obsesif tarzda ÖSYM buradan bir tane sınama yapıyor. Bir de düşme olayları, ünlü ünsüz düşmesi. Buradan muhakkak soru geliyor. Zaten canım abim, Hoca Web'de YouTube kanalımızda ben 10 tane video çektim. Genel tekrar videosu. Arkadaşlar o genel tekrar videosunu şu an bile kulaklığı takıp inanın 1-2 saatte bitirebilirler. Full konu anlatımı arkasından çıkmış soru çözümü yaptık abi. Ne demek istediğimi orada anlarlar. Geldim 4. üniteye Kadir abicim. Sözcük yapısı diye bir konu var. Sözcük yapısı. Abi 2 tane soru tarzı var bunda. Biri kökü tür bakımından isim mi fiil mi? Ancak Kadir abi açık söyleyeyim. Şimdi bu yaş grubundaki bu algı muhakeme seviyesindeki arkadaşlar yani bir kelimenin kökünün isim mi fiil mi olduğunu çok rahat çıkarabiliyorlar. Atıyorum penceremek olmadığına göre bu isim, gitmek olduğuna göre fiil. Yani çok buradan çıkacağını sanmıyorum açıkçası. Ama gelirse abi ikinci tarzdan gelir. Yapı bakımından diğerlerinden farklıdır. Ben bu sene bunu bekliyorum. Bence 5 tane Roman rakamlı kelime verilecek, altı çizili. Diyecekler ki yukarıdaki işte kelimelerden, Roman rakamlı kelimelerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? 4 tanesi türemiş, bir tanesi basit olacak mesela. Buradan soru bekliyoruz. Geldim Kadir abicim 5. üniteye, sözcük türlerine. Muhakkak 2024 TYT'de de geldi. İsim tamlaması, sıfat tamlaması arasındaki farkı sordular TYT'de. Muhakkak sıfattan, zarftan ve edattan muhakkak soru soruyorlar. Aman buraya dikkat etsin arkadaşlar. Hatta Kadir abi sizin inkılap galiba değil mi? Birden fazla sorunun geldiği, yoğun sorunun geldiği. Evet, inkılap. Bizde de abicim 8 tane ortalama dil bilgisinin 3 tanesi falan bu üniteden geliyor. Yani çok ciddi bir oran aslında 8'de 3. Sözcük türleri, sıfat, zamir, edat. Özellikle bunlara, zarf, bunlara baksınlar. Abi cümle türleri diye bir konu var Kadir abi. Hatırlarsın liseden belki. İsim cümlesi, fiil cümlesi falan işte bileşik cümle. Kadir abi en son 2011 yılında gelmişti cümle türlerinden. Uzun yıllardır soru sorulmuyordu devrik cümle falan diye. Ama 2024 TYT'de bir tane soru geldi. Yani bu sene şöyle bir sürpriz olabilir. 10 yıldır sormuyoruz, 12 yıldır. Yani TYT'de de geldi ya bakarsınız bir ters köşe olur. Cümle türlerinden bir tane soru gelebilir. Çok zor olacağını sanmıyorum. Devrik, basit falan, eksiltili tarzda böyle bir şey gelebilir. Abi anlatım bozukluğu çok uzun yıllardır gelmiyor. 2011-2012'de geldi en son. Ben bu sene geleceğini sanmıyorum. Çok üstüne düşmelerine gerek yok. Evet 1-2 gün kaldı belki ama çok da böyle tekrarlara gerek yok. Tabii ki takdir edersin ki soruları biz hazırlamıyoruz. Bizim gibi istatistik bir analiz. Ama 10 yıldır 12 yıldır soru sorulmadığına göre ve TYT'de de gelmediğine göre
Ben bu sene beklemiyorum. Geldim son iki konu Kadir abicim. Çok da vaktinizi almayayım. Yok, bende sıkıntı yok. Yazım kuralları abi muhakkak ve muhakkak her sene bir tane soru geliyor. TYT'de iki soru geldi. Burayı birazcık dikkatli dinlesin arkadaşlar. Yazım kuralları Derya Deniz. Abi bitmek bilmiyor. Onlarca yüzlerce madde var. Ben söyleyeyim size yazım kurallarından bir tane soru gelir. Bence benim öngörüm istatistiksel olarak analizim şu. Büyük harfleri sorabilirler. Biz videolarımızda Kadir abi beraber çektiğimiz YouTube videolarında büyük harflerin yazımında ben şeyi anlatmıştım abi. Vali, bakan gibi sözcükler, kaymakam gibi sözcükler ne zaman büyük ne zaman küçük yazılıyor. Bunun altını çizdim. YouTube'daki videoların hepsinde var. Hikayemde de paylaştım. Ne soruldu biliyor musun? 2024 şeyde, TYT'de. Bakan kelimesinin küçük yazılmıştı abi. Bakanı büyük sordular. TYT sorusu direkt nokta atışı. Bu sene KPSS'de de gelme ihtimali çok yüksek. Çünkü daha önceki yıllarda KPSS'de buradan birkaç tane soru geldi. Vali gelmişti mesela. V'yi küçük yazmışlardı. Ya da abi bitişik yazım diye bir konu var. Şöyle burası önemli Kadir abi. Birazcık anlatmam için affına sığınayım senin. Ne demek? Buyur kardeşim. Her iki kelime anlamını kaybediyorsa, her iki kelime anlamını kaybediyorsa ya da sadece ikinci kelime anlamını kaybediyorsa bitişik yazılıyor sözcük. Her iki kelime ya da ikinci kelime. Mesela Kadir abi, deniz atını düşün. At sözcüğü anlamını kaybettiği için, gerçek at olan hayvan olmadığı için deniz atı bitişik yazılıyor. Ya da işte bülbül yuvası, tatlıyı düşün. Ne bülbülle de ne de yuvayla da alakası yok. Yani her ikisi anlamını kaybetmiş ya da ikincisi. Abi bunu o kadar çok vurguladık ki. Kadir abi ne oldu biliyor musun? 2023'te bunu sordular bu maddeyi. 2022 iptal sınavda, 2022 sınavında, 2021 lisansta sürekli bu maddeyi sordular her sene. Ve 2024 TYT'de gene bu madde geldi. Ben şunu söyleyeyim. Benim için çok ben karıştırdığım bir şeydi bu. Artık asla karıştırmıyorum. Yani ben şimdi böyle hani körler sağlar birbirini ağırlar gibi düşünmüyorum. Benim kafayı çok severim ama hakikaten bakın yöntem bu işte. Ne diyor? İki tane kelime varsa anlamı ikisi bozuluyorsa bitişik. Ya da ikinci anlamı bozuluyor ya bitişik. Bitti gitti ya çok esnemiş. Aynen abicim. Bizim o 10 tane videomuz da var. Abi böyle x kare eksi y kare gibi düşün. Bazı formüller var tamam mı? Evet. Mesela ikinci kelimede dili geçmiş zaman iki varsa hani dıdı var ya geldi gitti aldı yaptı diyoruz. Kadir abi ikinci kelimede dili geçmiş zaman iki varsa bitişik yazılıyor. Hünkar beğendi, imam bayıldı, şıp sevdi gibi düşün. Al bastı. Bu çıkmış sınav sorusu mesela. Evet. Yani böyle 3-4 tane formül var. Kadir abi binlerce kelimenin nasıl yazıldığını akılda tutması öğrencinin imkansız. Yani böyle formüller var. Bunlardan bir tane bence kesin gelecek ki her sene geliyor. Toparlayayım son noktalama işaretleri. Bu sene ya kesme işareti ya da virgül bekliyorum ben. Yani böyle 5 tane roman rakı, 5 tane ayrıç içerisinde hangi noktalama işareti gelebilir şeklinde de gelebilir. Ama ağırlıklı olarak adamlar özellikle virgül ve kesme işaretine takmış durumdalar. Bu sene öyle toparladım. Dil koydum kenara. Geldim abi sözcükte anlamı boşluk doldurma. Bir tane metin veriyorlar. Bir tane kelimeyi metinden söküyor. Diyor ki bu metinde boşluklara neler getirilebilir? Burada adam şey yapayım, yönetimde bulunayım. Arkadaşlar genel birinci boşluklar hep tutuyor. Yani ÖSYM burada adayın oynuyor abi. Çünkü A, B, C yani birinci boşluklar aday şimdi tek tek deniyor. Hepsi oluyor. Belirleyici olan ikinci boşluk oluyor. Hani zaman kaybetmesini istiyor. Anladım. Onun için arkadaşlar bence ikinci boşluktan alıp böyle geri gelirlerse hepleri daha kolay olur. Cümlede anlam da, ha bu arada deyimlerden de özellikle hayatın içerisindeki deyimlerden de 2024 TYT'de geldi. Artık yavaş yavaş sormaya başladı. Böyle yeni nesil tarzı denen hani hayatın içerisindeki soru tarzları var ya matematikte bile değil mesela. Adam direkt sormuyor da işte sandalyeye yaslanmış bir tane merdiven var falan diye. Bunun aynısını abi Türk deyimlerde yapıyorlar. Halk arasında bilinen deyimler, hayattaki deyimler özellikle bu tarafa dikkat etmekte fayda var. Abi geldim cümlede anlama. Cümlede anlamda da sesim mi yankılıyor? İyi. Şimdi düzeldi. Yok bir yollasın ya. Olabilir abi. Cümlede anlamda da abicim neden sonuç, amaç, koşul, karşılaştırma buralardan kesin soru geliyor. Videolarda biz bunları şöyle yaptık Kadir abi. Tuğla gibi okumaya üşendiğim paragraf sorusunu düşün. 5 tane roman rakamlı cümle var. Abi ne yapıyorsun biliyor musun? Çok basit. Olay şu. En daha varsa karşılaştırma. Şöyle gözünle arıyorsun. Algıda seçicilik. Buluyorsan cevap. Mac için varsa amaç. Dığı için varsa neden.
şöyle gözünle tarıyorsun abi dığı için. Orayı işaretliyorsun, geçiyorsun. Bunların hepsini çıkmış sorularla çözdüm ben. Yani şey değil, uydurma taktik değil. Hepsi bütün ALES, DGS, KPSS, TYT sorularının istisnasız fix taktiğidir. Arkadaşlar bu etleri ezberlerse rahat olur. Toparlıyorum. Geldim, ben şunu da söyleyeyim. Bir piyasada çok müthiş bir Türkçeci var, ismini söylemeyeceğim. Yani aklınıza gelen ilk kişi değil, ona söyleyeyim. Bir kitap yazmıştı kendisi, paragraflarla ilgili kitap. O kitabı şimdi okuduğunuz zaman adam kendi yöntemiyle anlatıyor size ve kendi yöntemiyle bir kitap hazırladı size. Ve siz o kitabı, şu kelimeyi buldun cevabı alıyorsun, tamam mı? Buluyorsun. Yani bir paragraf kitabı bitirmenin sizin bir gününüzü alıyor. O, ben paragraflarda su gibiyim deyip o adamın kitaplarından başka kitap almıyorsun, çözüyorsun. Sınava girdiğiniz zaman da bir tane yapamadılar, biliyor musunuz? Hepsi uydurmaydı, hepsi bir yerinden sallamaydı. O kadar kişinin hakkına, emeğine girdi. Bak Mustafa'nın vermiş olduğu hakikati, ben şimdi sen örneği verdikçe ben şimdi kafada kurguluyorum. Mesela o şeyler, sondaki şeyler hakikaten çok doğru. Aynen öyle. O doğru olan bu. Bisiklet süremediği için gelmedi. Dığı için. Neden? Et yemediğinden gelmedi. Dığından. Evet. Böyle ekler var abi. Dediğin çok doğru. Bunu sen söylediğin için arkadaşlar beni yanlış anlamasınlar. Hani biz söyleyince sanki şey gibi aldın. Ego, narsisizm, megalomani falan. En iyi benim falan dermişim. Biliyor musun? Arkadaşlar bu tarz şeylere itibar etmesinler. Evet. Toparlayayım canım abim. Paragraf kısmına geldim. Özellikle anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yollarına fix bir tane soru var abi. Betimleme, öyküleme, tanık gösterme, örneklendirme gibi. Ve özellikle akışı bozan cümle, yer değiştirme, ikiye bölme, bunlardan kesin soru geliyor abicim. İkiye bölme kolay, şöyle düşün. Kadir abi, paragrafı ikiye böleceksin bir yerden. Şimdi düz mantık yapalım. İkiye böldüğün yer aslında ikinci paragrafın başlangıç. Bıçakla neşterle böldüğünü düşün, başlangıç cümlesi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Tuğla kadar bir paragrafı haldır 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 sona kadar okumak yerine, çünkü KPSS zaman süre sınavı, şunu yapsın adaylar. Romen rakamlarının yanına baksınlar abi. Çünkü diye bir ifade varsa, bu da gösteriyor gibi bir ifade varsa, işte şu gibi bir ifade, zaten oradan bölemezsin. Mantıklı. Yani okuma... Çok mantıklı. Aynen öyle. Ama işte aday o sınavın heyecanı ve stresiyle bir başlıyor ilk kelimeden abi, sayfayı çevirir çevirmez. Sona kadar okuyor 3 dakika. Sonra bulamıyor, tekrar paragrafa bakıyor falan. Son olarak şunu söyleyeyim. Akışı bozan cümlede Kadir abi, tam işaret ettiğin yere değineyim istinaden. Abi akışı bozan cümlede bazı arkadaşlarımız var. Ben tenzih ederek böyle şey olmasın söylemeyeyim isimlerini ama işte vebal, kulak noktasında çok böyle endişe etmedikleri için yeter ki kitap satsın kafasındalar. Arkadaşlara, adaylarımıza bazı taktikler veriyorlar. Ne diyorlar biliyor musun? Bak çok enteresan bir cümle. Bak hocanın dediği şey şu. 1-2 milyon izlenmiş abi. Diyor ki akışı bozan cümlede 1-2'yi okumana gerek, cevap 3'ten sonrasıdır diyor. Mantık da şu. Şimdi adam anlatıyor ÖSYM. Akışı bozduğu yere geliyor. 2023'te ne geldi biliyor musun? Adana seçeneği. Geçen senenin sınav sorusu. İlk cümle akışı bozuyor. Direkt paragrafın başı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz bu taktiklerden bahsettik ama hep elimizi, sen de öylesin mesela, ben de öyleyim. Bizim ekiptekilerin hepsi öyle. Engin hocam öyle, aynı şekilde diğer Özgür hocalar falan öyle. Gerçekten öğrencinin menfaati noktasında bir şeyler yapmaya çalıştık. Orada çok böyle adaylarımız şey yapmadı. Farklı taktiklere bilmem ne itibar etmesinler. Ve son olarak sözel mantık abicim. Arkadaşlar burada birazcık daha böyle fokuslanarak dinlemenizi isteyeyim. Kıymetli kardeşlerim, Kadir hocamın öğrencileri, beni en azından 10 saniye, 20 saniye de olsa dinleyiniz. Çünkü bu bir vebaldir. Lütfen şu tablo olayına sözel mantıkta tevessül etmeyiniz. Niye? Son 10 yılın ALES, son 10 yılın DGS, 2024 de dahil, son 10 yılın KPSS, ön lisans, lisans fark etmez. Kadir abicim, hiçbir sınavda tablolu sözel mantık sorusu gelmedi. Hepsini tek tek HocaWeb'de YouTube kanalında çözdüm. Tek tek hepsini, bütün çıkmış soruları. Abi niye tablo anlatılıyor? İşte üste bir şeyler yazılıyor, yana bir şeyler yazılıyor. Ben de öyle yapıyordum. Abi çok ilginç. Bak 10 ALES, 10 DGS, 10 KPSS, ön lisans, lisans farkınız gelmedi. Ne geliyor biliyor musun Kadir abi? İki tane soru tarzı geliyor. 2024'te de öyle gelecek inşallah. Birincisi ki benim beklediğim bu sene 2024'te sıralama. Kadir abi bence şöyle gelecek. 7 tane müşteri var. Ahmet, Berkay, Canan, Doruk, Elif falan falan. Bunlar bir manava gidiyorlar. Elma, armut, portakal alıyorlar. Ya da 7 tane öğrenci var. Müzik kursuna gidiyorlar. Keman, bağlama, piyano kursu. Yani sıralama sorusu gelecek. 2023'te 3 ay. Yan yana yazacak
yazacaklar. Altlarına da ürünleri yazacaklar. Bu kadar. ÖSYM'in ikinci soru tarzı da şu Kadir abi, gruplama. Mesela HocaWeb'lerin iki tane şubesi var. A şubesi, B şubesi. Sen, ben, Engin hocam falan, bizim ekipteki arkadaşlar, eğitim bilimleri falan. Hangimiz A şubesine derse giriyoruz, hangimiz B şubesine derse. İkincisi de gruplama. Ancak 10 yılın sınav sorularına baktığımızda abi, %80'inde yani 10 sorudan 8'inde hep sıralama sorusu. Geçen sene de dahil. Bence bu sene de böyle bir sıralama sorusu. 7 müşteri, 7 öğrenci, 7 işte market, 7 yüksek lisans öğrencisi falan tarzında. Peki senin böyle çok bu dedin mantık sorularını falan HocaWeb'deki videoyu izleseler, yani işte sıfırdan başlayan yapabilirler mi hepsini? Canım abim, bunu vebali bana direkt ne kurayım sana. Arkadaşlar burayı kapattıktan sonra ayaklarını uzata uzata son 10 yılın çıkmış sorularını çözerler. Sadece 2 saatlerini ayırıp izlesinler. Başka hiçbir şey istemiyorum. Çünkü bak abi, ben 21 tane, şöyle düşün, toparlayayım. 3 tane oynatma listem var benim HocaWeb'de de. Bir tanesi 42 video abi. Bu 42 videonun içerisinde ben bütün sözel mantığı, dil paragrafları anlattım. Diğeri 21 video, 170 tane çıkmış sözel mantık sorusu çözdüm. O sadece sözel mantık. Sadece sözel mantık. Ve abi bir tane bile Onur Hoca sorusu yok. 170'inin tamamı çıkmış soru ve tamamı da böyle. Bitti gitti, bu kadar işte. Bu kadar, daha ne yapacaksın? Daha ne yapacaksın ya? Sıra inşallah. Ya inşallah olur. İnşallah hayırlı olur. Olur. Biz şöyle yapalım, sınavdan sonra da seninle pazar akşam inşallah böyle bir haberleşelim. Bir canlı yapı soruları beraber eğlendirelim. O zaman ya ben dedim ki bu sene bak bir yıl boyunca canlı yayın açmamın sebebi piyasaya olan tepkimdi. Çünkü piyasaya şaklabanlar doldurmuş ne yazık ki. Hak etmeyen kişilerin yapmış olduğu, ya artık ya bir gün var ya burama gelecek, böyle her şeyi kusacağım artık ortaya. Neyse, artık çocukların son günleri. Hepsine Allah işlerin üzerine rast kesin inşallah. Sen söylemek senin şu anda gençlerin önce sen buyur kardeşim. İnşallah buralar tekrar gelmeyiz. İnşallah Kadir abiye bir Duyab'a gittiğimizde oraya gelir. Evet. Ya biz bir canlı yayını izlemiştik hocam deyip bir Allah razı olsun dersiniz. O i̇nşallah. Günü anarız inşallah. İnşallah herkese kardeşim. Herkese başarılar. Sabahcığım ağzına yüreğe sağlık kardeşim. Seviyorum sizi. Yolun açık olsun, eyvallah canım. Görüşmek üzere. Hadi görüşmek üzere. Eyvallah. Arkadaşlar Mustafa hocam hakikaten çok değerli bir arkadaşım. Ben çok severim kendisini. Kendisi bence çok iyi bilgiler verdi. Yani böyle şu gelir demedi. Bakın yöntemler de üretirse. Umarım bu senin son olur. Deniz hocam sana da selamlar. Mustafa hocam adına selam verdi. Onlara selam veremedim. Kusura bakmasınlar. Bizim elimizden gelen bu. Umarım faydamız olur. Ben birazdan ana sayfamda profildeki kanalıma girin. Oradan bu PDF'i paylaşmaya çalışacağım. Oradan alıp bakın arkadaşlar. Videoyu da çok fazla uzadı ama YouTube'a yüklemeye çalışacağım. Umarım başarırım bunda. Sizleri çok seviyorum. Siz unutmayın. Kimsenin askeri değilsiniz. Sizler bir öğretmensiniz. Sizler bir hemşiresiniz. Sizler bir memur adayısınız. Siz sadece adaylık memur konusunda adaysınız ama aslında bu olayın işin ehli olmuş olan bireysiniz. Sizleri ben çok seviyorum. Sizleri ben bir hani arkadaş olarak, bir meslektaş olarak görüyorum ve olur da yolunu düşerse ben Fethiye'de yaşıyorum. Buraya geldi, Instagram'a yazdığında çayım kahveniz benden olsun, yemeniz benden olsun. Her zaman başımın üstünde yeriniz var. Sizleri çok seviyorum. Umarım bir faydamız olmuştur sizlere. Sınavdan sonra da umarım güzel mesajlarınızı alırız. Sizlerle beraber de oturup değerlendiririz soruları, tamam mı? Vallahi hakikaten çok mesaj geçti buradan. Çoğunu da okuyamadım arkadaşlar. Hakkını helal etsinler lütfen. Benden şimdilik bu kadar ama yarın şöyle bir sıralı sorular paylaşacağım. Yine oradan anket şeklinde tık 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 cevaplayacağınız, tamam, soruların cevapları üzerine olacak. Böyle yani sınava girmeden bir kafa dağıtmak amacıyla birkaç böyle şey görürsünüz. Sizin hepinizden Allah razı olsun arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Yüce Mevlam'a emanetsiniz. İşine bir rast gitsin inşallah. Sizler bu işi yapacaksınız ve sınavdan sonra da inşallah güzel mesajlarınızı alacağım. Buradan ülkemin 81 güzel iline, yüzlerce ilçesine, binlerce köyüne hepinize çok teşekkürler. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.